İyi akşamlar sayın seyirciler. Samsun, Aks, Gaziantep olay ve Kayseri TV'de ortaklaşa yayınlanan Adnan Oktar'la Baş Başa programıyla karşınızdayız. Efendim değerli konuklarım sayın Adnan Oktar, sayın Doktor Oktar Babun'a hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş sefa bulduk. Geldiniz. Lütfettiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a hamdolsun. Çok şükür çok çok iyiyiz. Allah daha iyisin hepimiz inşallah. Amin inşallah. İnşallah. Cümlemizi. İnşallah. Evet efendim. Bir şeyler konuşacağız ama kime söz hakkı versek acaba? Estağfurullah hocam. Meltem Hanım siz isterseniz bir soru sorun. Tamam peki. İnşallah. Siz nasıl uygun görürseniz. İnşallah. Efendim Azerbaycan'dan bir izleyicimiz o hoş dilleriyle, o hoş şiveleriyle bir soru yöneltmişler. Selam aleyküm demişler. Hocam sizin sohbetlerinizi izleyirem. Sizin belgesellerinizi internetten indirip din kardeşlerime veriyorum. Sizi çok seviyorlar. İnşallah sizi görmek için Türkiye'ye gelmek istiyorum hocam. Azerbaycan masonların elinde. Kardeşlerimiz çok eziyet çekiyorlar. Petrol, doğal afetler bizde ama insanlarımızın dolan ışığı çok çetin. Memurlarımız gökdelenler tikirler. Nereden alırlar bunları? Hocam rüşvet bahşiş olmuş. Hocam sizden çok çok rica ediyorum. Bu konuda siz röportajlarınızda tez tez yer verin. Sizden rica ediyorum. Türklerle bizim aramıza kırgınlık yaratmak istiyorlar. Bayrak krizi buna misal. İnşallah Türk İslam Birliği'ni kuracağız hocam. İsim vermeyelim o zaman. Evet. İnşallah. Mescitleri kapatmış memurlar cuma namazı kılmaya koymuyordular. Türk mescidini kapattılar çünkü cuma namazında çok sayıda insan olduğu için şehir içinde yerleştiği için hocam bize yardım edin demişler. Evet inşallah. İnşallah. Azerbaycan'da şu an kardeşlerimiz bizi izliyorlar ki çok yoğun bir izleme var Azerbaycan'da. Bu cami kapatma olayı doğru mu? Ben de yeni duydum hocam. Camide ne şekilde kapatılıyor diyor. Bir daha söyler misin? Türk mescidini kapattılar diyor. Hatta sadece bir mescitten değil mescitleri kapatmış memurlar diyor. Çünkü cuma namazına çok sayıda insan olduğu için şehir içinde yerleştiği için demişler. Ya zannediyorum yani geçici bir olaydır tahmin ediyorum. Ben bugün yine okudum ya ezan. Yasaklandığı, camilerdeki toplantıların yasaklandığı şeklinde ama bakınız evet bir soru da aynı konudan bahsediyor. Özür dilerim sözünüzü kestim. Polis hoparlör ve mikrofon tesisatlarını sökmüş diye bahsediyor ve Müslümanlara yönelik yapılan bu kısıtlama nasıl açıklanabilir? Cumhurbaşkanı Aliyev bunu nasıl açıklayabilir? Evet, Haber Vaktim sitesinde alınan bir çıkış var. Burada Azerbaycan toprağını işgal eden Ermenilere silah ve mühimmat yardımı yapan Rusya ile iyi ilişkileri kuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şimdi de cami cemaatine namaz kılma yasağı getirdi. Sözde radikal unsurları beslediği gerekçesiyle bazı camileri kapattıran Aliyev yönetimi Rusya'nın aracılığıyla Ermenistan'a diyalog kurarken Türkiye'nin Ermenistan ile protokol imzalaması üzerine Bakü'deki Türk şehitliğindeki Türk bayrağı indirmişti. Bunların hiçbirine o anlamda risk gözüyle bakmamak lazım. Yani bunlar bizim Azerbaycan'la dostluğumuzu, kardeşliğimizi ortadan kaldırmaz. Bunlar hep geçici şeyler. Türk şehitliğine bayrak yeniden çekildi. Evet. O kapanan camiler de hemen açılır. Öyle bir konu olmaz. Yani bu konularda gereksiz paniğe gerek yok. Çünkü İlham Aliyev de babası da öyle. Türk İslam Birliği'ni savunan insanlardır. İnşallah. Bazı nedenleri vardır. Belki tedirgin olur herhalde bazı konulardan anladığım kadarıyla. Yani tahmin etmediğimiz konulardan tedirgin olmuş olabilir. Rüşvet dünyanın her yerinde var. Yani bir tek Azerbaycan'da değil. Mehdi devrinde bunların hepsi düzelecektir. İnşallah. Hiç tedirgin olmasınlar. Çok az bir şey kaldı. Mehdi'nin zuhuruna inşallah. Camilerdeki bu olayların hepsinin kısa sürede düzeldiğini görecekler inşallah. Birbirlerini çok sevsinler, birbirlerini çok iyi kollasınlar. Türkiye'nin araları da asla açılmaz, öyle bir şey olmaz. Yani konuda da
tedirgin olmaya gerek yok. Babayla oğul arasında bazen öyle tartışma gibi bir şeyler olur ama baba oğlunu bırakmaz. İnşallah. Hayırlı babaysa, evlat da hayırlıysa birbirlerini bırakmazlar. İnşallah. Hiçbir olay olmaz. Yani Azerbaycan tertemiz bir Türk devleti ki bizim canımız onlar, ruhumuz. Bu ve buna benzer olaylar olur, sakın sarsılmasınlar, tedirgin de olmasınlar, neticeyi beklesinler. Çünkü Türk İslam Birliği'nin ilk birleşme yapacağımız devletlerden birisi Azerbaycan'dır. Manen Azerbaycan zaten Türkiye'nin birleşmiştir. Sadece adı konacak. İmanlıdır milleti de. Bayağı milliyetçi, güzel ahlaklı, aklı başında insanlar. Bu tip lokal olaylarda hiç tedirgin olmasınlar. Hatta İlham Aliyev'in bir ara yakınları da buraya bana ziyarete geleceklerdi. Bir ara öyle bir konuşmuştuk. Nasip olmadı. Ama yine bekliyoruz inşallah. İnşallah. Öyle zannedildiği gibi değil. Yani bu gibi şeyleri fazla büyütmek doğru olmaz. Yatışacağını, bunların düzeleceğini bilsinler. İnşallah. İnşallah. Evet, bu arada kısa bir hatırlatma da yapmak istiyorum efendim izninizle. Aynı zamanda izleyicilerimiz bizi 101 Emek Radyo'dan Mardin'de yayın yapan bir radyomuz bu. Oradan da dinleyebilirler. Aynı zamanda 106.4 Mavi Karadeniz'den de bizi dinleyebilirler efendim. Mardin'den? Evet. Kaç dediniz? 101. 101? Frekansında, evet. Hay benim aslanlarım. Mardin'deki kardeşlerimizin hepsine selam ediyorum. Aleykümselam. Bütün Türkiye'de dinleyen kardeşlerimize ve bütün dünyadaki kardeşlerime hepsine selam ediyorum. Aleykümselam. Ama Mardin'deki kardeşlerimiz de biraz daha sabırlı olurlarsa onlar da büyük bir feraha ve kurtuluşa kavuşacaklar inşallah. İnşallah. İddia edilen Ergenekon terör örgütünün zulmünden onları tamamen kurtaracağız inşallah. İnşallah. Türk İslam Birliği'nin şefkatine, sevgisine, muhabbetine, saygısına, koruyup kollamasına, en güzel tavırlarına şahit olacaklar inşallah. İnşallah. Gönülleri çok çok rahat olsun. İnşallah. Efendim, İzmir'den bir başka izleyicimiz de demişler ki, hocam siz Avrupa Birliği'ne girecek miyiz gibi sorular sorulduğunda Avrupa Birliği'nin değil Türk İslam Birliği'nin üzerinde duruyorsunuz. Nitekim sürekli kurulması için gayret gösterdiğiniz Türk İslam Birliği'nin adımları atılmaya başlandı ve fikrinizi destekleyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Örneğin Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, kendi birliğimizi hazırlamamız gerekir. Bu Türk Birliği olmalıdır. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan coğrafyada 7 tane müstakil Türk devleti var diyerek Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısında beklemek yerine yeni bir birlik kurması gerektiğini vurgulayarak bu birliğin temelinin bugünlerde atılmaya başlandığını ifade etti. Maşallah. Evet, bunun yanı sıra Irak'ın Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşen Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu Avrupa Birliği tarzı birleşme önerdi. Ne güzel gelişmeler hocam, değil mi demiş. Siz maşallah, sık sık bahsediyorsunuz maşallah, zaten. Maşallah, maşallah, maşallah. Bakın görüyor musunuz? Sürete bakın. Değil mi? Maşallah. Maşallah. Avrupa Birliği tarzında. Evet. Maşallah. Allah bu hızı daha da artırsın inşallah. İnşallah. Daha da artacak, göreceksiniz. 10 yıl sonra Allah Allah diyecekler inşallah. Hocamızın dedikleri kelimesi kelimesine çıktı. İnşallah. Güzel yanı, bundan sonra söyleyeceklerimi de çıkacağını o zaman anlayacaklar. İnşallah. 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 O onun sağlaması olacak. İnşallah. İnşallah. Evet, bu arada Türk İslam Birliği'ne dair sorular yöneltmiş çok izleyicilerimiz. Siz bu konudan maşallah bahsettiğiniz sürece izleyicilerimiz de heyecanlanıyorlar. Evet, demişler ki Türkiye'nin dış politikada söz sahibi olması, Türk İslam Birliği'ni kurmaya doğru sağlam adımlar atması gerçekten çok olumlu bir gelişme. Fakat bir yandan da İsrail'le aramızda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Hocam, Mescid-i Aksa'da meydana gelen son karmaşa, İsrail'in Ankara Büyükelçisi'nin bazı öğrencilerce protesto edilmesi gibi gelişmeler sizce provokasyon mu? Yani İsrail'le aramızın açılmasını isteyen bazı odaklar olabilir mi? Biz savaşın daha da artmasını değil, anlaşmazlıkların son bularak Yahudilerin de Müslümanların da rahatça yaşamasından yanayız. O yüzden İsrail-Türkiye ilişkilerinin gelişmesini, Türkiye'nin Filistinli Müslüman dostlarımızın barış içinde yaşaması için ara buluculuk yapmasını istiyoruz.
Sizin görüşleriniz nedir demişler. Elçi mi dediniz? Elçiye ne? Nasıl olmuş? Türkiye'nin Filistinli Müslümanlı dostlarımızın hayır, barış içinde yaşaması İsrail için ara buluculuk yapmış. Ah evet, İsrail Büyükelçisi Türkiye'de iki yerde de bir üniversitede öğrenciler yumurtayla. Büyükelçi. Evet, Büyükelçi protesto ettiler. Yumurtayla. Yumurtayla. Dün de bir belediye ziyaretinde biraz sert açıklamalarda bulunmuşlar. Öyle karşılanmışlar. Biraz soğuk rüzgarlar esti. Haberlerden yansıdığı kadarıyla biliyorum. O kadar yumurtayı zayi edeceklerine fakirlere verseler de güzelce onlar bir ziyafet çekseler. Değil mi? Evet, inşallah. İnşallah bir dualarını i̇nşallah alırlardı. Değil mi? İsraf haram İslam'da. Güzelim tertemiz yiyecekleri oturup atmak doğru değil. Bir de daha da önemlisi o kişi bizim burada misafirimiz. Evet. Elçiye zeval olmaz derler. Elçiye zeval olmaz. Evet. O bize güvenip gelmiş. Değil mi? Bizim korumamıza güvenmiş, saygımıza güvenmiş gelmiş. Misafir olan, elçi olan bir insana saygı gösterir. Çok ayıp yapmışlar. Yani fikren karşıysan yazı yaz. Açık oturum yap, anlat. Büyükelçiliğe yazı gönderirsin. İsrail hükümetine yazı gönderirsin. Birçok şey olabilir ama gelmiş bir misafiri tedirgin etmek, mahcup etmek, yumurta atmak ya başka malzemeler atmak bunlar yakışık alan şeyler değil. Türk İslam ahlakında böyle bir adab ve edep yoktur. Bizim tarihimize bakın hiçbir şekilde böyle bir uslup yoktur bizde. Evet. Her zaman için gelirler mesela yabancı elçiler savaş halinde bile bakın savaş halinde elçi gelir elçiye zeval olmaz. Doğru. Saygı gösterilir. İsrail'le aramızda bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışıyorlar. İsrail, Kur'an'da geçen bir kavimdir. Ve peygamber neslidir. Kur'an'da çok fazla geçer. Ben İsrail geçer. Hazreti İbrahim'in neslidir. Yanlış yönleri olduğunda Cenab-ı Allah onları uyarıyor Kur'an'da. Biz de yanlış yönleri olduğunda uyarırız. Ama nezaket ölçüleri içerisinde akılcı, Kur'an'ı bir usluplu olması lazım bunun. Ve İsrail'i biz inşallah koruyup kollayacağız. Yani Türk İslam Birliği içerisinde son derece rahat edecekler, huzurlu olacaklar, güven içerisinde olacaklar. Yüzyıllardan beri o gariplerim hep gerilim ve korku içinde yaşamışlardır. İspanya'da öyle yaşamışlardır. Avrupa'da korku içinde yaşamışlardır. Türk Museviler vardır. Rusya'da. Yani onlar da bir hayli kalabalıktır. Karayim. Karayim Türklerim. İnşallah. Değil mi Karayim? Onlar da aynı şekilde korunup kullanması gereken kardeşlerimiz. Türk asıllıdır onlar da. Musevidir. Musevi dinine mensupturlar. Onları da en az İsrail kadar titizlikle sahip çıkıyoruz. İnşallah. İnşallah. Yani bir kavmi, bir topluluğu inancından, imanından, dininden dolayı baskı altına tutmak, dehşete saçmak, Hitler'in yaptığı psikopatlığı biliyorsunuz. Evet. Neonazilerin de yine aynı tarzda evet, psikopatlıkları oluyor. Yani tarih içerisinde hep ya yakılmışlar, ya sürgüne uğramışlar, ya canları yakılmış, ya tehdit edilmişler. Evet. Ya bırakın bu insanlar rahat yaşasınlar. Yani değil mi? Doğru. Günahtır. Doğru. Yani ya onların da yaşamaya hakları var. Ve orada bir vatan edinmişler kendilerine ki Kur'an'da da orada yaşayacakları açıkça anlaşılıyor. Yani Kur'an ayetlerinden Kudüs'te de olacakları, İsrail'de olacakları anlaşılıyor Kur'an ayetleri. İnşallah. Bunu açıkça göstertiyor. Ama bizim koruyuculuğumuz, şefkatimiz ve sevgimiz içerisinde huzur içinde yaşamaları gerekir. Dehşet dehşeti getirir. Evet. Sertlik sertliği getirir. Gerilimden kaçınmak lazım. Sevecen, gönül alıcı, koruyup kollayan, merhamet eden, muhabbet eden bir uslup gerekir. Çünkü evet, mesela bazen insanlara değil mi bir insan Allah aşkına yumruk atmaya kalkıyor. O da çekip silahla onu vurmaya kalkıyor. Evet. Yani
O da ona bir sefer bambaşka bir karşılık vermeye kalkıyor. Yani 2 ders 8-16 o şekilde gelişiyor olaylar. Anormal bir tavır olsa dahi şefkatle ve saygıyla karşılık verildiğinde ayette açıkça belirtilmiştir. Size diyor birisi kötülük ettiğini siz ona iyilikle karşılık verin. Size diyor karşıt olan kişinin size dost olduğunu görürsünüz diyor Allah ayette. Bundan hiç yani bu yöntemden hiç yaklaşmıyorlar. Benim bak birçok Musevi dostum var. Şimdi gelecek o Haham Foroman da gelecek evet. Buraya. Bu günlerde gelecek inşallah. Eğer nasip olursa Ahmet Necat'la da görüştüreceğiz. Onlar da görüşmek istiyor. Benim misafirim olarak gelecek inşallah. Çok mübarek bir insan. Çok mazlum. Gözleri doluyor beni gördüğümde. Müthiş sever. Müthiş sevgi dolu. İslam'a, Kur'an'a karşı da muhabbeti var. Yani dünyada Musevi olmasın demek ne demek? Kur'an'da Museviler var. Allah Musevi diye bir kavimden kavim bahsediyor. Kavim yaratmış tabii yani. Değil, Beni İsrail evet. diye bir topluluk var. Evet. Sen yok etmeye kalkıyorsun. Tabii, Allah var onlar diyor. Tabii. Değil mi? Ve niye yok olmaları gerekiyor? Yani niçin yok olmaları gerekiyor? Hazreti İbrahim'den bize emanet onlar. Yani onlar Müslüman olacak olsalar Cenab-ı Allah derdi zaten onlara. Yani onların hepsi Müslümandır derdi. Hı hı. Ve konu o şekilde kalırdı. Tabii. Ama Cenab-ı Allah onları ehli kitap diyor. Hı hı. Ve Beni İsrail yani İsrail olur ve Musevi din içerisinde onların yaşayacakları Tevrat'tan Kur'an'dan anlaşılıyor. Kur'an hükmü. Evet. Ancak Hazreti Mesih zamanında Mesih indikten sonra onlar kendi istekleriyle severek baskı değil. Bakın bu çok önemli. Evet. En ufak olmaz, bir baskı doğru. olmamak şartıyla Hı-hı. olacak bu şey, bu olay. İnşallah. Bütün ehli kitap Hazreti İsa Aleyhisselam uyacaklar. İnşallah. Severek, muhabbetle, şefkatle, derin bir güvenle. Ama o devre kadar biz bu Allah'ın emanetlerini, Allah'ın bize emanet verdiği bu insanları koruyup korumakla mükellefiz. İşte bize şöyle yaptılar, biz de şöyle bir karşılık verelim. Ya baştan itibaren bu insanlar sürekli korkutulmuş, üstlerine gidilmiş. Dehşet yaşatılmış. Ve nereye gider? Yani bir refleks gelişmiş onlarda. Yani mesela elini kaldırsalar hemen onlar da kendilerini savunmaya kalkıyorlar. Yani böyle bir panik havası meydana geliyor. Yani bu tabii bir insani reflekstir. Yani bu bir anormalliktir demiyorum ben. Yani insani refleks olarak bu oluyor. Bu konumdaki insanların böyle sürekli üstüne gitmek, işte nerede Yahudi varsa şöyle yapacağız, yerle bir edeceğiz. Bunlar yani yapılmayacağı halde söylenen sözler. Ya kardeşim yapmayacağın şeyi söyleyip niçin panik meydana getiriyorsun? Evet, evet. Mesela Ahmet-i Necat sağ olsun, Allah razı olsun ondan. Çıktı dedi ki İsrail'i yerle bir edeceğiz. Şimdi müthiş bir panik meydana getirdi bu İsrail'de. Aylardan beri bu paniği yatıştırmaya çalışıyoruz. Ya tabii ki İsrail yerle bir edecek değil yani. Zaten öyle bir şey olmaz. Hı hı. Ama yani öyle bir laf sarf etti. Şimdi onlar da diyor ki ya yaparsa? Ya yapmaz diyorum. Yani böyle bir şey olmaz. Yani Türkiye burada, biz burada boşa mı duruyoruz yani? Değil mi? Yani dünya o kadar başı boş mu? Olacak iş mi o yani? Bir kere kaderde yok böyle bir şey yani. Hadislerde böyle bir olay yok. Bilakis Beni İsrail'in şefkatle kucaklanacağı ve korunup kullanacakları var hadislerde. Mehdi diyor Tevrat'ın gerçeğiyle onlara hükmeder. İnşallah. Yani onları koruyup kollar. Öyle olsaydı hadise derdi Mehdi onlara işte saldıracak. İşte Cübbel'in dediği gibi başka türlü diyebilirdi. Evet. Böyle demiyor hadislerde. Derin bir şefkat ve merhamet olacağı belirtiliyor. Hı hı. Ve İsrail'de de barış ve kardeşlik içinde yaşayacakları anlaşılıyor hadislerde. İnşallah. Yani Mehdi devrinde güllük gülistanlık olacak ortalık. Son derece huzurlu ve rahat olacaklar. Onun için inşallah Ahmet Necat bu geldiğinde o bir vesileyle bağlantıya geçeceğim inşallah. İnşallah. Bu konuyu tamamen yatıştırması konusunda rica edeceğim. İnşallah. Evet. Çünkü böyle bir olay zaten yok. Ne gerek gerginliğe? Doğru. Zaten olmayacak böyle bir şey. Doğru. Filistin'le de aralarını tam anlamıyla bulup, evet. yatıştırıp, çünkü evet. iki tarafta gurur yapar hale geliyor bu sefer. Yani sen bana ben sana, sen bana ben sana. Şimdi mesela diyorlar ki,
caminin içine saklanıyorlardı. Bize camiyi vuruyoruz diyor. Şimdi bu tabii vicdanları çok kanatan bir durum oluyor. Yani evet. Tam haklısınız denecek gibi bir durum da değil. Şimdi saklanıyorlar mı, sığınıyorlar mı? İkisi, sığınıyorlar mı? Yani evet, şimdi bilinen farklı, bir şey değil. Tabii. Ya bu olaylara ne gerek şunlara? Evet. Yani kökünden bunu bir halledelim. Tabii. Barıştıralım. Sakinleştirelim. İnşallah. Çekin silahları askerlere. Konu bitsin. İnşallah. Çünkü çok mübarek topraklar gayet geniş yerine. Zaten bir avuç İsrail'deki insan sayısı. Koskoca İsrail yani bol bol yetecek yerler değil mi? Arazi çok geniş. Çok geniş. Yani öyle bir arazi sorunu yok. Evet. Nüfus çok az çünkü. Hı hı. Filistin'in de nüfusu az. Evet. Toprak rahat rahat yetiyor herkese. Zaten istiyorsa toprak yine var her yerde. Bütün ülkelerde istekleri gibi yaşayabilirler. Bu Suni sorun inşallah Mehdi devrinde ortadan kalkacak. İnşallah. İnşallah. Yani tamamen Suni. Yani bir laf atılıyor. Onun devamı olarak bazı olaylar gelişiyor. Evet. İnanın tamamen bir kaşık suda fırtına koparmak. İnşallah biz de bunu elimizden geldiği kadar yatıştırmaya çalışıyoruz. İnşallah. Yatıştığında hiçbir şey yok. Çünkü Beni İsrail'in yani Musevilerin ruhunda öyle saldırganlık böyle işte acı verme ruhu yok. Onlar Müslümanları Beni Nuh olarak görüyorlar. Hı. Yani bir hak dini olarak görüyorlar. Nuh peygamberin dinine uyan kişiler olarak görüyorlar. Ve sevecen normalde yaklaşımları. Yani onlar her dinden biz beraber mutlu yaşayalım diyorlar. Ama bir tabii güvenlik gerilimi var üstlerinde ama yüzyıllardan gelen bir korku tabii, bu. Tabii. Yani şiddetli bir korku. Çünkü caddeye çıkıyorlar saldırıyorlar. Sokağa çıkıyor saldırıyor. Bir yere gidiyor dazlaklar saldırıyor. Hitler geliyor yakmaya kalkıyor. Biri gidiyor zehirlemeye kalkıyor. Öbürü gidiyor başka türlü diyor. Yani bu peygamber nesline karşı bir şeytani bir şey var. Öfke meydana gelmiş oluyor. Ya tamam anormal yönleri, eksik yönleri varsa onlar ayrı düzeltilir. Hı. Ama onlar da barışla, sevecenlikle halledilmesi gerekiyor. Tabii cana kıyarak düzeltilir mi problemler hiç? Yani bunun en güzel çözümü budur. Sevecenlik, şefkat, merhamet, yatıştırıcılık. Dostluk ve kardeşlik i̇nşallah, ruhu. İnşallah. Peki biz nasıl dost olup kardeş oluyoruz çağırdığımızda? Gayet sevecenler. Değil mi? İnşallah. Evet inşallah. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki günlerde bu daha da yatışacak. Evet. Önümüzdeki günlerde yine Sanhedrin hahamları da gelecekler. Onlarla da görüşeceğiz. Çok sevgi de o. Geçenlerde Musevi öğrenciler geldiler. Evin içine doluştular. Müthiş güveniyor bana. Serre serpe oturttular. Keratalar böyle kız erkek gelişmiş geldiler. Onlara ikram edip büyük bir iştahla meyveleri falan yediler böyle. Ama kendi evlerinde gibi güvende hissediyorlar. Yani tabii ki yani normalde bir Müslümanın evine gitmek yani değil mi bazı bakış açısına göre yani dehşet verici bir olay olarak düşünebilirler. Evet. Yani değil mi? Çok çok tehlikeli bir şey olarak görebilirler. Yani kendi evinin daha rahatlığı. Giriyorlar çıkıyorlar mutfaktan bir şeyler alıyorlar geliyorlar sanki 40 yıldan beri tanışıyormuşuz gibi. Keratalar beni. Acayip sevimler. Yine davet ettim. Yine gelin dedim. Aileleri de gelmek istiyor. Aileleri de gelmek istiyor. Evet. Çok hoşlarına gitti. Yani hakikaten candan sevdiğimi de biliyorlar. Mesela o Musevi hahamlar da onlar da mesela çok önde gelen insanlar. Yani İsrail'de çok kilit noktada olan insanlar. Canlarını tam anlamıyla teslim ediyorlar bize yani. Maşallah. Yani bizim verdiğimiz yiyecekleri yiyorlar. Değil mi? Değil mi? Bak, düşünün yani bizim evimizde yatıp kalkıyorlar. Evet. Yani tam anlamıyla teslim. Yani %100 güven olmasa bir insan evinde gidip kalabilir mi? Mümkün Türkiye'de yani. Bile bir insan birbirine güvenmiyorlar ya. Yani gidip bir başkasının evinde kalmaz yani insan evet. Yani kolay kolay. Evet. Ya değil mi? Yani çok 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 zordur bu. Tabii. Ancak çok iyi tanıyacak veyahut akrabası bir şeyi yani çok, olacak çok zor. Da. Çok zor akrabasına bile çekiniyorlar yani birçok yerde. Bakın. Tabii. Akrabasından daha çok güveniyorlar. Derin bir sevgi. Yani demek ki samimiyetimi ve candanlığımı net kavramışlar. Ya yani anlıyorlar. Yani kilometre ötelerden anlıyorlar, hissediyorlar. Hangisi gelse kendi evine gelmiş gibi rahat geliyor. Yani can güvenliği açısından her yönden çok çok güveniyor. Mesela ailelerine de gelmek istiyor. Şimdi Foraman hanımıyla beraber gelecek inşallah. Yaşlı bir teyze o da çok sevimli bir şey. Evet inşallah.
Onunla gelecekler. Ben geçen sefer davet etmiştim beraber gelin diye. Ya böyle bir sevecenlik olsa, yani bu insanlar temiz insanlar, rahat ve güzel yaşarlar. Ve dünyada da hiçbir karışıklık, gerginlik de olmaz. Evet. Çok gereksiz Müslümanlara böyle asıp kesen, sert insan imajı veriyorlar. Maalesef. Ya Müslüman maalesef. Böyle mi? Kur'an tabii. Bize bunu mu emrediyor? Değil mi? İki günlük dünya biz imtihan olup gideceğiz. Çok göz açıp evet. Kapayınca kadar geçen bir süre var. Tabii. Daha dün gibi benim akademiye kayıt yaptırmam. İnşallah. Daha yeni geldim İstanbul'a. Okul kimliğim duruyor da yani. Hatta şu şeyler açılıyor, kayıtlar yeniden açılıyor falan. Açıp açayım kaydımı yeniden mi yaptıracağım falan. ama bak 55 yaşıma geldim ya kısa sürede. Tabii göz açıp kapayınca kadar vakit geçiyor. Göstermiyorsunuz maşallah. Evelallah. Evet. Maşallah. Evelallah. Maşallah. Maşallah. Çakı gibiyiz. Maşallah. 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 Özetle gerilimden şiddete kaçınmak. Çünkü insan ruhu nazenindir. Yani ufacık bir şeyden küser, ufacık bir şeyden darılır, ufacık bir şeyden korkabilir, kuşkuya kapılabilir. Burada kardeşim ya şiddetli bir tehdit var. Adamın beynin içine girer o tehdit. Tehdit çok acayip bir sözdür. Onun için Ahmet-i Necat çok sevimli bir şey. geldiğinde inşallah bu konuyu tamamen yatıştırmaya yönelik bir i̇nşallah, tavrımız olacak evet. İnşallah. İnşallah. Bir de her devlette böyle nifak tohumları serpen insanlar var. Nasıl ki bizde de işlerimizi bir karıştıran insanlar, bir takım örgütler varsa onların ülkelerinde de var. Dolayısıyla bir millet niye sürekli savaş istesin veya niye sürekli huzursuzluk istesin değil mi efendim? Tabii ki. Mesela Rusya'da bak Putin bir zamanda imkansız denen şey oldu diye bir Rusya der Çeçenistan'da camiye gitti diyor. Maşallah çok güzel. Tamam Putin yani hataları var tamam eksiklikleri var ama düzelenle güzel olan yönlerini de takdir etmek lazım. Evet. Rusya'da bizim çocuklar Müftü Efendi'yi yemeğe götürdüler. Putin'i de çağırdılar. Putin de geldi. Tek kameraman bizdik. Bizim arkadaşlarımızdı. Putin Müftü Efendi'ye bizim yanımızda yemek yedirdi böyle kaşıkla. Çatalla yemek yediriyor. Kamerada poz veriyor böyle. Haberin bana geleceğini de biliyor tabii. Maşallah. Ki yani hiçbir güvenlik soruşturması da yapılmadıysa bizim çocuklara yani... Mesela Putin geliyor diye değil mi? Mesela yemeğe geliyor. Tabii yemeğe bakılır. Yani her şeye falan. Bakılır tabii, tabii, yani tabii, değil tabii, mi? Kameramanlara, tabii. Oradaki şahıslara falan. Tabii. Tam anlamıyla güven var. Maşallah. Güveniyorlar. Yani sadece bir ismimizi şöyle bir dolaylı bir duymak yetiyor. Maşallah. Maşallah. Ama yurt dışında sizi eserlerinizden çok yakından tanıyorlar ve çok takip ediyorlar. Evet. O anlamda da bir güven var. İnsanlar okuyorlar. Ya tabii mesela Putin Müslüman olan gençlerin bulunduğu bir yerde yemeğe geliyor ve müftü var yani çok çok riskli bir şey olarak da alınabilir. Tabii evet. Tabii. Ama o bilakis müthiş bir güven duydu maşallah. 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 Mesela Müftü Efendi yemek yedirmesi benim çok hoşuma gitti tabii öyle. Çok nezaketen çok güzel bir şey. Onun maşallah. Mesela video filmi de sadece bizde var. Maşallah. Yani biz aldık videoya. Maşallah. Maşallah. Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Kadyrov açılış konuşmasında yaptığı açıklamada Rusya Başbakanı'nın tüm dünya Müslümanların umudu olarak değerlendirdi. Kadyrov şu şekilde konuştu. Çok yoğun olmasına karşın Putin camiyi ziyaret etti. Bu büyük bir jest. Ben de buradan kendisini tüm dünya Müslümanların umudu olarak gördüğümü açıklıyorum. Güzel bu. Yani mesela Putin'in bu tavrını, bu şevkini takdir etmek onun daha iyi olmasını, daha güzel olmasını sağlar. Evet. Yani adam komünist olsaydı, camileri yakan birisi olsaydı mı iyiydi? Değil mi? Böyle güzel işte tamam çok güzel evet. Maşallah. Maşallah. Allah doğru. Daha iyi etsin. Zaten İnşallah. Orası da çaka çaka Türk dolu Rusya. İnşallah. Ve gittikçe Müslümanlık yayılıyor. Birinci din olmaya doğru gidiyor Rusya'da. İnşallah. Ama yani Rus insanları çok hoşturlar. Çok güzel insanlardır. Yani çok sevecen değil mi? Evet. Yani kültürlü. Evet. Böyle insancıl benim çok tanıdığım vardır Rus. Çok sevecenler. Evet. Güzel huylular.
Bu güzel insanları böyle, yani Rus, biz çocukluğumuz Rus dedim mi işte Moskov falan böyle. Kızıl Ordu böyle gelirdi Kızıl Ordu, komünistler falan. Ama Allah üstlerinden o kiri aldı. Allah sevdirdi yani. Mesela hakikaten şimdi Rus dedi, gönlümüz rahat, çok rahat gidebiliyoruz. Yani bizim çocuklar gidiyorlar. Tabii daha iyi olması için daha sevecen yaklaşılması. Mesela Rusya kıyamete kadar baki olsun devletleri. İnşallah. Yani evet. Değil mi? Allah devletlerine güç kuvvet versin. Devletleri yıkılmasın, milletleri yıkılmasın. Bu mutlu son değildir ki. Yani bu azaptır. Yazık değil mi oradaki çocuklara, insanlara, kadınlara, yaşlılara ve ne yapmışlar da yıkılması gerekiyor yani. Allah daha iyisin denir. Allah hidayet versin, ilimlerini artırsın, gönüllerini açsın, İslam'ı daha çok sevdirsin. Hı hı. Kur'an'a daha çok yaklaşmalarını vesile olsun birçok olaylar. Değil mi? Evet. Cenab-ı Allah'ın biz bunu isteriz. İnşallah. Mesela İstanbul'daki Sultanahmet gibi büyük bir camiyi Grozny'ye yapıyoruz diyelim. Bu değil mi? Ahmet Kadirov yıllar önce Türkiye ziyaretinde gördüğü camilere hayran kalarak ülkesine döndüğünde, mesela Kadirov da bu çocuk, yani muhterem diyelim kardeşimiz değilse, yazık bu çocuğa, elinden geldiğini yapıyor işte. Yani şimdi bunun da sürekli kusur aramak olmaz. Yani en zor şartlarda mesela hakikaten muazzam bir cami yaptırdı Grozny'ye. Değil mi? Evet, inşallah. Takdir etmek lazım yani. Eline sağlık. Allah razı olsun. Maşallah. Daha iyi olsun. İnşallah. Oradaki tabii o Çeçen çocukları da ben şey yapıyorum. Çeçenistan'da. Yani çok zor durumdalar. Zor yani Allah, evet. Maalesef. Bir ferahlık, bir rahatlık versin inşallah. İnşallah. Huzur ve barış ortamı meydana getirsin. Tabii gönlümüz istiyor ki hepsi huzur içerisinde yaşasınlar ama bunların hepsi, yine söylüyorum, Mehdi devrinde sonuçlanacak olaylardır. İnşallah. Yani Mehdi gelmeden hiçbir yerde, hiçbir şekilde ne huzur olur, ne sükunet olur, ne şu olur, ne bu olur. İnşallah. İnşallah. Mehdiyetledir inşallah. İnşallah. Evet. Başka sorularım vardır herhalde. Var, evet. Siz devam edeceksiniz diye bölmek istemedim. Tamam. Sen sorabilirsin, ben bekliyorum. Tamam. Peki. İnşallah. Evet, Adnan Hocam, Sayın Ahmet-i Necat'la olan bağlantınızı, sizin fikirlerinize ne kadar değer verdiğini ve uygulamaya geçirdiğini görüyoruz. Yakın zamanda da İstanbul'u ziyaret edeceğini öğrendim. Siz bu ziyaret ve Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz? İran'la Türkiye bir kere tam anlamıyla kardeştirler. İnşallah. İkisi de çok iyi niyetli, tecrübesi olan eski köklü devletlerdi. Türk devleti zaten malum 5000 yıllık geçmişi var. İran da öyle. Binlerce yıllık geçmişi olan köklü bir devlettir. Asil millettir. Olgundurlar İranlılar, İslam hadimidirler ve Mehdi aşığıdır onlar. Mehdi dedim mi deli aşıktır onlar. Yani yeri göğü birbirine katarlar. Bütün o coğrafya hep Mehdi aşıklarıyla doludur. İran, Pakistan, Irak, Suriye, Ürdün aşağılara kadar. Azerbaycan hep Şii'dir, hep Şii, Hazreti Ali aşıkları. İnşallah. İnşallah. Hepsi bizim canımız, yerimiz. Hepsi bizim ruhumuz, kardeşlerimiz. Mehdi'yi aşkla, şevkle bekliyorlar inşallah. İnşallah. İnşallah o sevgiliyle de kavuşacaklar inşallah. İnşallah. Evet, Erzurum'dan bir izleyicimiz demişler ki, iyi akşamlar Sayın Hocam. Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. Başkanı Bill Clinton, Türkiye'nin asrın büyük aktörü olacağını söylüyor. Geleceğe Türkiye damgasını vuracaktır. Türkiye'nin gerçekten dünya için eskisinden çok daha önemli olduğuna inanıyorum diye belirtiyor. Amerika'nın da Türkiye'nin önemini fark etmesi gerçekten önemli bir gelişme değil mi hocam? Demişler. Amerika'nın demek istediği şu, yani bir devletin askeri yönden, siyasi yönden güçlenmesi bir Amerika için tehlikeli bir şeydir. Hoşlanmaz Amerika böyle bir şeyden. Amerika neden hoşlanır? Bir ülkede sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, iyi niyet, samimiyet her yere hakim olduysa o devleti sever Amerika. Tabii tehdit oluşturmayacaksa. Tehdit oluşturmuyor tabii. Çünkü. Evet. Öyle bir devlet alabildiğini güçlensin ister.
İsrail'in de düşüncesi o yani. Mesela alabildiğine güçlü olmasını istiyor öyle bir ülkenin. Yani. Amerika'nın da İsrail'in de korktuğu deli devletlerdir. Yani ne yapacağı belli olmayan devletler. Yani deli usluk. Yani bundan çok çekiniyorlar. Yoksa olgun, aklı başında, sevecen, ne yapıp ne edileceği belli olan, makul bakan, Hristiyanlara, Musevilere şefkatle yaklaşan, onları seven bir devlet Amerika için bir garantidir. İnşallah. Amerika niye uğraşsın öbür türlü? Mesela bir Mehdi paniği meydana getirdiler. Asıp kesecek işte, suz doğrayacak dediler. 2 milyon insan Irak'ta şehit edildi. Evet. Yine bir o kadar da Afganistan'da. Afganistan'da maalesef. Değil mi? Oluk gibi kan aktı. Evet. Şu kan merakından. Yahu diyoruz kardeşim kan yok. Peygamber söylüyor bunu. Peygamberin Mehdi'ye talimatı var. Talimat veriyor peygamber. Kan akıtmayacaksın diyor. Bir kişinin dahi burnunu kanatmayacaksın. Vahiy ile bildiriyor. Yani Allah Cibril'e, Cibril peygambere, peygamber de Mehdi'ye bildiriyor. İnşallah. 4 aşama. Yani 4 aşama. Cenab-ı Allah'ın emridir o. Cenab-ı Allah'ın emri. Bakın Cibril'e, peygambere, peygamberden Mehdi'ye. Mehdi'den de millete, insanlığa. İnşallah. İnşallah. Uyuyan kişiyi uyandırmayacaksın diyor. Kan akıtmayacaksın. Bir kişinin dahi burnu kanamayacak. Ve bütün silahları yeryüzünden kaldıracaksın diyor Cenab-ı Allah. Vahiydir. İnşallah. İnşallah. Peygamber'e vahiy ile bildirmiştir. Sen de bunu Mehdi'ye bildireceksin diyor. Cenab-ı Allah. Mehdi'ye nasıl bildiriyor? Hadislerle geliyor. Hadislerle. Evet. İnşallah. İnşallah. Böyle bir insana, bu şekilde şefkatli bir insana Amerika'da, İsrail'de, Rusya'da hepsi muhabbetle bakarlar. Hugo Chavez. Evet. Değil mi? Evet. Bakın adam komünist artık yani o kızıl giyiniyor üstüne böyle. Aşkla bekliyor Hazreti İsa ve Mehdi'yi. Evet çok önemli bir gelişme hakikaten evet. Aşkla bekliyor yani. Değil mi? Evet. Venezuela devlet başkanı. Venezuela devlet başkanı evet. Ben yine Hugo Chavez'i buradan tebrik ediyorum. Yani bak daha önce hakikaten komünist diye adama şey yapıyordu böyle bir yani temkinli bakıyordum. Ama şu an inan yani kardeşim gibi seviyorum adamı. Maşallah. Helal maşallah olsun. Milletine de böyle bir lider oluştuğu için onlar da bir nimet içindeler. Onu da söyleyeyim. Yani onları da tebrik ediyorum. Çok güzel. Çok candan. Demek ki sevgi insanı, barış insanı ve makulün insanı demek ki. Mantığın, aklın, samimiyetin insanı demek ki. Bak bütün silahlar kalkacak yeryüzünden diyor. Mehdi geldiğinde diyor. Bu boşalır. Evet. Helal olsun. Maşallah. Tabii insanların da bir yerden sonra artık savaşmak, şiddet, sürekli kan, sürekli huzursuzluk. Bir yerden sonra tabii insanları da kendi içinde tüketiyor. Hani siz zaman zaman diyorsunuz ya insanların o gözlerin içi parlamıyor. Yüzleri donuk, ruhsuz geziyorlar. O duruma getiriyor insanı. Ben dışarı çıkıyorum bazen. Mesela şu İstinye Park'a gidiyorum. Yani başka bir yere gidiyorum. Yani bir tane şöyle gözünde sevgi olan, neşeli olan, etrafında sevgiyi arayan bir insan var mı acaba diye bakıyorum. Hep azap içinde. Hep acı, hep korku, hep şüphe ve tedirginlik içerisinde. Çok nadir öyle insan. Evet. Yazık günah değil mi? Doğru. Avrupa bunun bin beteri. Tabii. Onlar artık eroin, kokainden artık kendilerini yatıştırıyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Bir de bir ara Amerika'da böyle bir Müslümanlara karşı bir korku meydana gelmişti. Müslüman olduğunu anladıkları her insana potansiyel terörist gözüyle veya herhangi bir saldırı yapabilecek insan gözüyle bakıyorlardı ama zaman zaman sizinle de konuşuyoruz, siz de bağlantılar yapıyorsunuz, radyo bağlantıları yapıyorsunuz ve o havanın kırıldığını, yanlış bildikleri gerçeklerin sizin de vesilenizle maşallah düzeldiğini anlatıyorsunuz. Hakikaten çok güzel gelişmeler. O konuda Allah razı olsun. Maşallah, elhamdülillah. Şimdi New Humanist yeniden beni bir daha haber yapmış. Ama bu sefer biraz ağzını toplamış. Eskisi gibi değil. İnşallah. Daha, yani dünyada çok etkili olmaya başladı diyor. Yani yükselişi devam ediyor diyor. Gücü gittikçe artıyor diyor.
Tabii hani eline sağlık anlamında demiyor ama hiç olmazsa bir nezaket yine yaşamış. Yine aynı o meşhur resmine koymuş. Yaptığım tabloları var ya. Aynı resmi mi koymuş? Sizin içinizde kas'ul ganem hastalığı gibi can alıcı iki hastalık olacaktır. Ahir zamanda Mehdi devrinde diyor Peygamberimiz. İkas'ul ganem öldürücü ve salgın olan bir hayvan hastalığıdır. Bakın biri domuz gribi, domuz gribi evet. Öbürü de kuş gribi. Çünkü bakın hayvan hastalığıdır diyor. Doğru. Evet. Değil mi? Bak çok evet. Net. Maşallah. İki tane diyor. Biri domuz, biri kuş gribi. Biri kuş gribi. Evet. Hatta bakın detay veriyor Peygamber Efendimiz. Sizin içinizde diyor koyunların burunlarından akıntı meydana getiren ve aniden öldüren hastalık gibi diyor. Yani burun akıntısına sebep olan hastalık ve aniden öldüren hastalık gibi diyor. Ölümcül iki hastalık yaygınlaşacaktır. Sahih-i Buhari, Sahih Hadis kitabında. 2'ye 278 Sahih Hadis kitabıdır. Bu ahir zamanı Mehdi devrinde olacak hastalığı işaret ediyor. Sebebi nedir? Allah'ı daha çok düşünmeleri insanların. İnşallah. İnşallah. Allah'a daha çok yaklaşmaları, daha boyun eğmeleri ve insanların bir virüs karşısında ne kadar acize düştüklerini hissetmeleri. Çünkü evet. Virüs artık gözle görünmüyor. Evet. Ve hakikaten bir panik havası var. İnsanlar böyle birbirinden uzaklaşıyor. Her yere girince eller yıkanıyor falan. Sürekli bir şey havası var. Doğru. Doğru, evet. Altı şey veriliyor. Yine bak mesela öbürü de Sahih Buhari'de. Kıyamette önce Mehdi devrinde oluyor. Sonra çok ölen olur diyor. Sizin içinizde diyor yine burun akıntısına neden olan aniden öldüren hastalık gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacaktır. Sahih Buhari'de. Mehdi devrinin alametlerindendir. İkisi de gerçekleşmiş evet. İkisi bulunuyor. De sahih hadistir yani. Maşallah. Buhari maşallah. En güvenilir hadis kitaplarındandır. Evet. Evet. İnşallah. Alametler hepsi gerçekleşti. Evet. Değil mi? Böylece her gün bir şeyler söylüyoruz ve hepsi çıkmış oluyor, yaşanmış oluyor değil mi? Maşallah. Maşallah. Adnan Menderes döneminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne emir veriyor rahmetli. Bediüzzaman bir daha Ankara'ya gelmesin, gelirse içeriye sokmayın diye emir veriyor. Bu gelişmelerden habersiz olan Üstad Emirdağ'dan Ankara'ya hareket ettiği bilgisi devletin eline ulaşınca Ankara'da bir kısım Nur talebeleri gözaltına alıyorlar. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Ankara'ya geldiği zaman göl başında önünü polis kesiyor. Ankara'ya girmeyeceksin deniliyor. Üstad geri çevirip Polatlı'ya kadar polis takibinde geri çeviriyorlar. Üstad da geri dönmek zorunda kalıyor. Kardeşim diyor Üstad, Menderes bizi anlamadı. Ona olan himmetimizi ve duamızı bilmedi. Bak himmet ve duayla diyor ayakta duruyor diyor. Bak himmet, himmeti diyorum ve duamızı diyor anlamadı diyor. Bilmedi. Benim gözümde diyor elmastan cam parçasına düşmüştür diyor. Cam parçasına. Elmastı diyor. Cam parçasına düşmüştür diyor bu olay yüzünden. Ben yakında gideceğim diyor. Ben yakında gideceğim diyor. Yani öleceğim diyor. Hı hı. Sonra da ellerini böyle şey yapıyor. Onlar da böyle olacaklar diyor. İki elini böyle, böyle olacak diyor. İnşallah. Adnan Menderes mektup yazıyor diyor ki Menderes senin başına bir felaket ve anarşi geliyor. Bu felaketlere karşı imanla muhafaza edilebilirsin diyor. Ve yani Müslümanca tavrını devam ettir diyor. Ve Allah'a güven ve rahat ol diyor yani o konuda. Yani bu tip şeylere girme diyor. Yani bu tip hareketlere, bu tip şeylere girme. Yani karşı tarafın teşvikiyle bu tip şeyler yapma diyor. Rahmetli devam etti. Yani en şiddetli azabı, en şiddetli zorlukları Adnan Menderes döneminde yaşamıştı Said Nursi Hazretleri. O da iki elini birleştiriyor şöyle. Evet.
bak ben gidiyorum diyor. O da gidecek diyor. Nitekim evet o dönem yaşananları az çok biliyoruz. Bak, ben yakında gideceğim diyor. Bak kendisinin öleceğini bilmiyor. Yani. Tabii. Hemen vefatından sonra kısa süre sonra biliyorsunuz bu olay oldu. Evet. O devre kadar hep destekleniyordu Menderes. Uçak kazası oldu biliyorsunuz. Ölmeden çıktım uçaktan. Evet. Mucize olarak. Evet. Yani hiçbir şey olmadı uçak kazasında. Yani normalde %100 ölüm olur öyle bir şeydi. O sapasağlam çıktı uçaktan. Himmet altındaydı. Said Nursi'nin himmet ve duasıyla inşallah Allah vesile ediyordu. Bazen işte sahada böyle bu tarz korkular olabiliyor. Yani solun tahriklerine kapılabiliyorlar. Veyahut sermaye kesiminin bir kısım kapitalist güçlerin bir kısım büyük sermayenin tahriklerine ve teşviklerine kapılabiliyorlar bazen. Ve hep böyle olumsuzluklar oluyor, olmuştur. Yani sağ iktidarlar dönemlerinde bunlarla karşılaşılmıştır. Evet. Dün de konuşmuştuk da her gelen gazeteci yani sizi AKP iktidarı destekliyor mu? Kardeşim desteklemiyor diyor. Niye desteklesin yani? Desteklemediği bir konu yok. Evet. Biz bireyimizin hakkıyla söke söke bu hizmeti yapıyoruz. Böyle bir konu yok. Destek, hiçbir yere biz destek almıyoruz. Sıfır. Evet. Özal döneminde de yani hiçbir şekilde destek ama bilakis yani tam tersineydi. Bize Kokan komplesi o zaman yapıldı biliyorsunuz. Evet. Özal'ın zamanında evet. Oldu. Ve Özal da hiçbir şekilde buna müdahale etmedi. Yani bu çocuğun evine kim kokain koydu? Yiyeceğine, elleri kelepçeli bir insana, 72 saat gözaltında tuttuğunuz insana kokaini nasıl alıp getirdiniz demedi. Onu hazmetti adeta rahmetti yani. Ya bütün basın herkes duydu bunu yani bunun değil mi? Evet. İnsan yeri göğü yıkar ve mutlaka faillerini bulur. Adamlar ortada çünkü. Yani gizli değil ki. Yani açık belli kimlerin yaptığı. Evet. Toplar getirirsin hepsini. Kütür kütür anında hepsi bülbül gibi şakır hepsinden anlatırlardı. Ve bir daha da yapamazlardı. Başka kimseye de yapamazlar. Gerçi Cumhuriyet tarihinde başka da hiç kimseye yapmadılar benim dışımda böyle bir şey. Sadece İlk tekim ben. Sizin yaşadıklarınız evet zaten o anlamda şey tekliğini koruyor hakikaten de hem dava sürecine size ilişkin. Hakikaten yok hiç duymadım da. Daha hala üst bürokratlardan ben darwinizmin etkisinde olanların haberlerini alıyorum. Ben hayret ediyorum. Yani biz de diyoruz ki bazı kişiler bol bol kitap okur, araştırır falan. Halbuki zır cahil oluyorlar. Hatta Türkçe konuşmayı bile bilmiyor. Yani Türkçe yazı yazmadan haberi yok. Yani o kadar cahil oluyorlar. Maalesef. Gazete okumaz, dergi okumaz, kitap okumaz. Şu kitap okumayacaksın, bu kitap okumayacaksın. Sağa dönmeyeceksin, sola dönmeyeceksin. Böyle insan da genel kültür kıtlığı oluyor. Tabii. Dolayısıyla ta 1930'ların, 20'lerin, 1870'lerin, 1880'lerin... 1860'ların bilgisinden adamlar daha hala bilgileniyorlar. Evet. Tabii 1860'lardaki bilgileri kafalarına muhafaza etmişler. 1860'lar. İlerlemiyor adamlar. Kardeşim 250 milyon fosil var. Daha bunu hiç duymayan adamlar var Türkiye'de. Değil mi? Tabii üst bürokratada haberi yok. Hiç duymamış. Mesela bir proteinin tesadüfe meydana gelemeyeceğinin haberi yok. Geçenlerde bizim çocuk geldi de o söylüyor. Daha hala primat muhabbeti yapıyormuş adam. Diyormuş işte primatlar da nasıl kendilerini koruyorlardı, kolluyorlardı biliyorsunuz diyken toplamış öyle adamları. Onlara akıl veriyormuş. Belli ki zır cahil yani. Hiçbir bilgisi yok. Doğru. Mao'nun zamanında anlattığı o ilkel bilgiler, cahil bilgiler onları aktarıyor. Evet. Veyahut işte Stalin devrinden kalma, hatta tabii diyorum 1860'lardan kalma bilgiler. Evet. Köhne bilgiler yani. Bırakın hani üst düzey bürokratları eğitim kurumlarında tabii hepsini şey yapmak istemiyorum ama çocuklar da bu yönde böyle eğitim alıyorlar. Çocuklar için gibi yani bana bir tabii tane daha çocuk getiriniz. Tabii şimdi araştırıyorlar tabii hani çocuklar çok zeki bu dönem yeni nesil hakikaten çok zeki ve araştırıyorlar. Ama önemli olan onlara eğitim veren
insanların, o düzeydeki insanların o anlamda eğitim vermesi değil mi efendim? Şuralarda bir hareketlenme var. Daha bir ses geliyor ama. İlan mı var, nedir? Evet, kısa bir aranın vermemiz gerekiyormuş izninizle. Evet, kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aranın ardından programımız devam ediyor efendim. Evet. Nasıl bir şeysiniz sen? Tamam, konuşayım. Neler konuşayım? Sor bir şeyler söyleyeyim. Sorularımız var. Evet, Gebze'den bir izleyicimiz demişler ki selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hocamızı takip etmeye çalışıyorum. Hocamız her şeyin Allah'ın izniyle kaderde olduğunu, yaşadığımızı hatta cüz'i iradenin bile insanın elinde olmadığını, eğer cennetten ruhu gelmişse cennete, cehennemden gelmişse cehenneme gideceğini, o kişinin ne yaparsanız yapın cehennemden gelmişse onun iman etmesinin olanaksız olduğunu dinledim. Peki burada insanın herhangi bir gücü yoksa imtihan olayı da kalkmış olmaz mı? Evet, bu önemli bir soru. Bunun sebebi tek bir an içerisinde her şeyin olup bitmesidir. Yoksa yapan insanlar, mesela o kardeşimiz bu yazıyı yazarken onu herhangi bir şekilde zorlayan birisi olmamıştır. Hı hı. Mesela bana bu soru sorulduğunda ben zorlandığımı hissetmiyorum şu an. Siz okurken herhangi bir baskı altında mıydınız? Hayır. Tamam, işte o zaman tam bir adalet demektir bu. İnşallah. Ben Müslüman olurken hiç zorlandığımı hissetmedim. Dinsiz olanlara da gitsin sorsun arkadaşımız. Size, seni herhangi bir şekilde zorlayan, dinsiz olman için telkin veren, ya beynine baskı yapan, seni değil mi böyle cendere içerisine alan herhangi bir güç hissediyor musun diye sorsun. Böyle bir şey olmayacaktır. Herkes bilerek ve isteyerek yapar. Fakat hepsi tek bir an içerisindedir. Tek bir an içinde olduğu için ve Allah'ın bunu yaratırken kendisinin zamansız olması ve mekansız olmasını da düşünmek gerekir. An da zamanın dışında olan bir şeydir. Yani zamanın bir birimi değildir an. Yani mesela insanlar anı zamanın milyonda biri, katrilyonda biri gibi düşünebilirler. Böyle bir şey değil. Zamansızlık içindeki bir zamandır. Zaman birimidir an. Zamansızlığın dışındadır. Yani zamanın dışındadır. Yani zamansızlığı diyorum. Zaman dışında olan bir şeydir. Tek bir an içinde hepsini yapıp bitirmişlerdir. Mesela şu an biz konuşuyoruz ama eğer biz cennetteysek şu an cennette bedenimiz. Eğer cehennemliysek yine cehennemli bedenimiz. Allah'ın bir şeyin sonucunu beklemesi diye bir konum olmaz. O İlahlık gücüne Allah'ın yakışacak bir şey değildir. Yani bir insanın ne yapacağını Cenab-ı Allah'ın bilmeyip onun durumuna göre an an onun yaptığı hareketlere göre durum değerlendirmesi yapmaz Allah. Yani insanlar öyle zannediyorlar. İnsanlara iki tane yol göstertilir ama Allah hangi yolda o şahsın gideceğini bilmez zannediyorlar. Yok aşağıya bir şey. Gideceğini ne yapacağını hepsini bilir. Tamam iki yol gösterir ama ne yapacağını bilir Allah. En sonuna kadar da bilir. Sonsuz hayatında da ne yaptığını bilir. Bazı insanlar Allah'ın bunu bilmediğini haşa, an an durum değerlendirmesi yaptığını haşa zannediyorlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? O yolda geçirdiği zaman dilimi ve o yol seçtiği yolda yaptığı davranışlardan mı yargılanmış oluyor? Yani o davranışlar sonucunda mı bir neticeye varılıyor? Sınavı o mu olmuş oluyor? Bakın zamansızlık içerisinde onlar onu yapmışlar. Yani tek bir an içerisinde yapmışlar. Ama tamamen Allah'ın bilgisi dahilinde ve Allah'ın yaratmasıyla olur. Bunu anlaması için insanların en kesin yol kendilerini herhangi bir zorlama içinde hissediyorlar mı? Buna baksınlar. Eğer zorlama içinde hissetmiyorlarsa adalet tamdır. İnşallah. Allah'ın adaleti tamdır. Yani bunun net cevabı budur. Dolayısıyla kaderimizde ne varsa onu yaşıyoruz. Tabii. Değil mi? Yani mesela dışarı çıkmak istediğinde onu kolundan tutup çeken birisi olmuyor. Kendi isteğiyle yapıyor. Yemek yemek istediğinde kendi isteğiyle yapıyor değil mi? Mesela evet. Gazete okumak istediğinde kendi isteğiyle okuyor. İman da öyledir. İmansızlık da öyledir. Yani şahıs kendi isteğiyle yapar. Ama daha derininde bir sır olarak anlamak istiyorlarsa, daha önce de onu söylemiştim.
Allah insanlara zulmetmez diyor Allah ayette, bir. Allah adalet sahibidir. Yani hak edenle cezasını verir Allah. Ama bakın onu da şöyle açıklıyor Allah. Küfür için, yani kafirler için şöyle söylüyor Allah. Onları diyor siz canlı zannedersiniz diyor. Onlar canlı değiller diyor. Muhkem ayet. Ölüdürler diyor. Siz onları söz işitir zannedersiniz, hı hı, kulağı olduğu için. Duyuyor zannedersiniz. Onlar duymaz, sağırdırlar diyor. Gözleri vardır diyor. Görüyor zannediyorsunuz ama görmezler diyor. Yani müteşabih değil bunlar. Doğru yani. Bu şekilde. İnşallah. Yani özel varlıklardır kafirler. Evet, bu söylediklerinizden zaten hani cevap net bir şekilde çıkıyor. Evet, kafirde özel varlıklar. Ama mümin ümit ve korku arasındadır. Hı. Ama yani Allah'a samimi inanan normal bir Müslüman asla cehenneme gitmez. İnşallah. Allah size zulmedip ne yapsın diyor Cenab-ı Allah. Yani Allah öyle bir hedefi yok Cenab-ı Allah'ın. Yani zulüm hedefi yoktur Cenab-ı Allah'ın. Allah'ın sadece iyilik hedefi vardır. Cehennem cennetin mükemmelliği için gereken bir yerdir. Yani cennetten zevk alınmasını artıran, insanların aklı başında olmasını sağlayan, insanların uyanık ve dikkatli olmasını sağlayan, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmesini sağlayan, monoton ruhtan onları kurtaran özel bir nimettir aslında Müslümanlar için de cennet, cehennem. Cennet nimettir. Cehennem de nimettir. Çünkü cehenneme bakıp cennetin kıymetini verirler. Değil mi? Evet. Yani mesela bir gece konuda olan bir insan saraya götürdüğünde muazzam hoşuna gider. Ama saraydan bir insan saraya götürürsen sen hiçbir ona fark etmez. Doğru, doğru. Ama değil mi? Tabii. Yani gece konuda götürdün mü şoka uğrar. Acayip hoşuna gider. Tabii. Ya mesela çok susamış bir insana buz gibi bir su verirsen çok hoşuna gider ama suyu zaten içmiş bir adama buz gibi su versen içmek dahi istemez. İstemez, doğru. Bakın sır işte bunun içinde. Yani ben bu kadarını söyleyeyim. Yani Allah'ın her sırrına insanların aklı yetmez. Evet. Allah'ın ledün ilmini kullanması vardır. Mesela bak ledün ilminin bir uygulamasını onlara anlatayım. Şimdi kardeşimiz beni dinliyor. Televizyonda dinliyor değil mi? Karşısında geçmiş dinliyor. Televizyon karşısında. Evet. Öyle bir şey yok. Beynin içindekini dinliyor. Televizyonda beni seyrediyor değil mi? O da öyle bir şey yok. Beynin içindeki televizyonu seyrediyor. Mesela bu ledün ilmidir. Yani batın ilmidir. Mesela aya bakıyor adam. Ne kadar uzakta ve ne kadar güzel görünüyor. Her insan beynin içindeki aya bakar. Dışarıdaki ayı göremez. Dışarıdaki ay ayrıdır. Ve saydamdır öyle, ve ışıklı da değildir ay, dışarıdaki ay. Yani öyle pırıl pırıl parlamaz. Beynimiz içinde Allah onu öyle yaratır. Pırıl pırıl parlatır. Bu bir ledün ilmidir. Mesela bir insan ölür. Nasıl öldürürsün? İşte araba çarptı, vay katil şoför derler adama. Mesela kazara, Allah vermesin adamın ölümüne sebep olur. Adam mı öldürür onu? Araba mı? Araba da öldürmez. Adam da öldürmez. Ezrail aleyhisselam canını alır diyor. Vesile olmuş değil mi? Allah alır canı. Tabii. İnşallah. Evet. Ledün ilmidir bunlar. Ezrail vesiledir. Doğrudan Allah alır canı. Ezrail Allah istemeden yani kıpırdayamaz. Tabii. Hiçbir şey yapamaz. Yani müstakil karar verecek bir gücü yok Ezrail'in. İnşallah. Ezrail Allah'ın emrinde olan bir varlık. Ve tecellisidir Allah'ın. Allah ne derse onu yapabilir. Yani daha da detaylandırırım. Ama tabii, bu kadar örnek herhalde yeter. İnşallah. 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 Evet. Altını bak çizerek söylüyorum. Allah asla zulmetmez. Asla. Ve sonsuz merhamettir. Sonsuz akıldır. Bakın mesela kitap oluyor, ne kadar kusursuz hazırlıyor Cenab-ı Allah yazıyor, görüyor musun? Harfleri nasıl diziyor? En ufak bir kusur var mı? Bilgisayara bir baksın, ne kadar mükemmel beynin içinde o bilgisayarı yaratıyor. Bütün bilgisayarları Allah yapar, Allah yaratır. Bütün teknik aletlerin tamamını Allah yapar, hepsini. Dışarıda teknik alet, onlar zannettiği anlamlı bir teknik alet dışarıda yok. Simsiyah karanlık vardı dışarıda.
Ve her şey saydamdır. Öyle bir teknik aletle karşılaşamaz dışarıda. Bunu dinleyen kardeşimiz şu an beyninin içerisinde şu kadarcık yerde oturmuş beni dinliyor şu kadarcık yerde. Eğer ona sorsan yok der, o ben odanın içinde oturuyorum diyecek değil mi? Koskoca odanın. Yo, isterse yemin edebilirim ben şu kadarcık yerde yaşıyor şu an. Toplu yine başka kadar yerde yaşıyor. İnşallah. Bu tabii bu konu dinleyelim. Çok yani evet. Çok enteresan bir konu ve hakikaten çok derin bir konu. Hiç mesela yorumlama konusunda da mesela hani beynimizin içinde dediğimiz zaman ama herkesin aynı yorumda bulunması bu da çok değişik bir şey. Yani o kadar hayret vericiydi ki. Bakın dışarıda renk yok. Sırf insana mahsus renk. Yani beyninde meydana getiriliyor renk. Renkli bir şey kesinlikle yok dışarıda. Beynini Allah böyle yorumlatacak şekilde yaratmış. Beynin kendisi de saydam ayrıca ve simsiyahtır. Yani daha da derine gidersem, hani bu terazi bu şeyi kaldırmaz derler ya halk. Yani çok çok şaşıracağı noktalara doğru gider. Hayretler içinde kalır. Yani Allah'ın ilmi sonsuzdur, onu söyleyeyim. Tabii. Allah'a güvenecek, merhamet sahibine, o merhamet sahibi olduğunu ve sonsuz akla sahip olduğunu bilecek. Arabaların aksamı, en ince detayı, bütün hepsini Allah yaratır. Hiçbir şeyi fabrikada kimse yapamaz. Tabii Allah'ın izniyle. Ya fabrika, sen beynin içindesin bir kere, nerenin fabrikasına gideceksin? Yani sen kafanın içindesin yani. Yani çünkü beynin içerisinde altta onun vücudu var. Onun vücudu apartman gibi olmuş oluyor altta. O beynin üstünde yaşıyor. Yani bir gökdelen gibi bir şey olmuş oluyor vücudunun altında. Peki bu beynimizde yorumladığımız, Allah'ın izniyle yorumladığımız görüntüler aynı haliyle dış dünyada neden yok? Onun da bir hikmeti var mıdır? Dünyaya fazla bağlanmayalım, hırs yapmayalım, aczimizi görelim diye Cenab-ı Allah. Allah'ın katında onlar renklidir, normal halindedir. Ama biz görmüş olsak simsiyahtır. Ve saydam, renksizdir. Ama bize gösterirken Allah renkli göstertiyor. Renkli ve üç boyutlu göstertiyor. Üç boyutun netliğinden dolayı insanlar kesin dışarıda var zannediyorlar. Belki bir de mesela dokunuyoruz, hissediyoruz hakikaten. O, tabii. Evet yani. Bir de ondan destekliyor Allah. Şimdi evet. Bir de bu sertlik hissini desteklediği için o da hem koku hem sertlik. Hem görüntü, hem üç boyut. Bakın ses üç boyutlu geliyor. Görüntü de üç boyutlu. Dokunma hissi de üç boyutlu. Üçü bir yere geldi mi inanmayan biri gelsin. Evet. Bütün millet bakın gayet sakin sokakta simit yiyerek falan anormal huzur içinde geziyorlar. Beynin içinde yaşadığının kimsenin haberi yok. Yani çok az nadir insan bilir bu hakikat. Ama hakikatin tam da anlasılır, inan. Oraya yığılır kalırlar. Yürüyemezler. Yani olayın müthişliğinden, Allah'ın büyüklüğünün şiddetinden oraya yığılır kalırlar. Allah gaflet vererek insanları rahat yaşatacak halde tutuyor. Eğer o gafleti bir kaldırsa insanların beyni yırtılır. Kaldırmaz yani. Hiçbir insanın beyni kaldırmayabilir. Çok nadir insan bunu kaldırabilir. Allah'ın dilemesi dışında. İnşallah. Peki diğer canlılar, İnşallah. İnsanlar haricindeki diğer hayvanlar içinde mesela bu böyle midir? Onlar da farklı mı yorumluyorlar yoksa onlar da acaba daha başka mıdır? Hayvanların hepsinin şuuru tam anlamına kapalıdır. Yani varlığının farkında değildir hayvanlar. Yani varlığının farkına varması için Allah'ın ruhundan üfürmesi lazım. Allah'ın ruhunu taşıması lazım. Yani ben benim demesi lazım. Hiçbir hayvan ben benim demez, bilmez. Yani şuuru kapalı bir insan nasıl kendini bilemiyorsa o şekilde. Acaba mesela savunma sistemlerini Oktar Bey de zaman zaman anlatıyorlar. Birçok hayvanın savunma sistemleri çok gelişmiş. Sese duyarlı, herhangi bir en ufacık bir harekete bile tepki verebilecek düzeyde. Acaba bu yüzden mi onlara öyle sistemler Allah vermiş? Onlar vahiy ile Allah'ın ilhamı ile hareket ediyorlar. Yani arı da öyle. Rabbin balarsana vahyet ediyor ya. Hı hı. Yani arı onu hiçbir şekilde şuurlu yapamaz.
Yani o bal peteğini, o altıgeni bir insan yapamıyor. Doğru. Dünyadaki bütün insanlar bir yere gitsin yine yapamaz. Ama daha da ilerisi bunun, kromozomların içinde faaliyet gösterten robot moleküllerin aklı, hayvan aklından çok üstte, insan aklından çok çok daha üstte, dünyadaki bütün insanın aklından daha çok üstte bir robot molekülünün aklı. Orada Allah'ın gücü doğrudan etkili oluyor. Yoksa robot molekülün, ben ya burada bir eksiklik var, bu zarar gelir, ben bunu değiştireyim, bak burada yanlış, bak yanlış parça var burada. Onu, bak gördün mü diyor mesela, yanlış parçayı, bunu çıkaralım. Siz bekleyen arkadaşlar açın şu fermuarı. Aman bırakmayın. Ben şimdi arkadaşlara haber vereceğim. Bunun astını getirsinler. İşte Hüseyin, Mehmet neyse ona söyleyeyim. Getir bakalım astını. Al sen bu parçayı götür, bunu bozup yeniden başka bir şeyle imalatı kullanın. Aa, asıl parça şimdi bu, doğru. Getir bakalım, bunu buraya koyalım demesi gerekir normalde, değil mi? Doğru, evet. Ve aydınlık ve ışık olması lazım. Ya ışığı tut şuraya da görelim, bak yanlışlık olmasın demesi tabii, lazım. Tabii. Zifiri karanlık. İnşallah. Üst üste yani kat üstüne katlanmış. Yani mümkün yok. Yüzlerce metrelik bir saç tüyünü düşünün. Saç kılığını düşünün. Yüzlerce metrelik. Bunu kat katlandığını düşünün. Adam geliyor, robot molekül. Böyle babasının evine gelmiş gibi, kendi odasına girer gibi. Ya şuradaydı o parça diyor. Gidip şak diye gidip buluyor. Hadi bakayım şimdi getirin diyor şunun aslını, düzgününü diyor. Getir bunu, şak diye takıyor. Şimdi de hadi kapatalım arkadaşlar diyor. Hep birlikte kapatıyorlar. Bu bütün dünyadaki akılları bir yere gelse yine bunu insan yapamaz. Evet, doğru. Burada Allah doğrudan müdahalesi var. Ama bakın atomun dönmesinde de, nötronların hareketinde, hepsinde de yani atom etrafında oluşan yapıyı biliyorsunuz. Atomun genel yapısını biliyorsunuz. Nötronların, elektronların hareketini biliyorsunuz. Bunlar da öyle. Evet. Yani birbirine çarpmaması yani mümkün değildir. Yani o süratte, o kapkaranlık ortamda birbirine hiç çarpmadan. Hareket edip de hiç birbirine çarpmaz. Ve yörüngesi belli değil. Bak kimin nerede ne zaman çıkacağı belli değil. Belli değil. Doğru. Yani sarhoş şoförler araba kullanması gibi gidiyorlar. Öyle düşünün. Ve hiç birbirlerine çarpmıyorlar. Hiçbir yani. Şekilde çarpmıyor. Tabii. Bu Allah'ın dilemesiyle oluyor. Maşallah. Allah'ın yapmasıyla oluyor, yaratmasıyla oluyor. Evet. Mesela nötron ne kadar küçük diyoruz. Nötronun içerisindeki bir galaksi sistemini düşünün. Nötronun içindeki bir galaksi sistemini. Bir de oradakilere sorun bakalım. Nötron küçük mü? Değil mi? Evet. Espri yapıyorsunuz herhalde falan derler adamlar yani. Alemler sahibi de Cenab-ı Allah. Yani insanlar Allah'ın büyüklüğünü, kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor Allah. Ayet var. Allah'ın kadrini, değil mi? Evet. Şanını ve büyüklüğünü hakkıyla takdir edemediler diyor. İnsan aklı bir noktaya kadar Allah'ın şanını ve kadrini anlayabiliyor. Onun için dua ederken, Ya Rabbi senin şanını, kadrini hakkıyla takdir etmeyi bizlere nasip et diye Müslümanlar dua edecekler. Allah'ın büyüklüğünün az bir kısmını fark ediyorlar ve derin bir gaflet veriyor Allah insanlara. Ondan Allah'ın haşyetullah yani Allah korkusu insanlarda örtülüyor. Allah'ın heybeti örtülüyor, heybetullah. Yani Allah'ın heybeti de örtülüyor. İnsanlar farkına varamıyorlar. O yüzden bu kadar rahatlar. Mesela birbirine kavga edebiliyor. Evlerde birbirine olmadık laf ediyorlar, küsüyor, darılıyor. Halbuki beynin içindeki varlıklarla konuşuyor. Beyninde bir görüntü Allah göstertiyor. O bambaşka bir alemde yaşıyor. Haberi bile yok. Bunu ahir zamanda işte fark etmeye başlayacaklar insanlar. İnşallah. 2012'lerden sonra insanların hadis var. İnsanların aklı açılmaya başlayacak. Allah'ın özel gücüyle insanların gaflet üzerinden kalkmaya başlayacak. Ve keskin olarak bu hakikatleri görmeye başlayacaklar. İnşallah. Şimdi anlatsak bile hakikaten çok ilginç şey anlatıyorsun. Ya. Beynimiz içinde yaşıyoruz biz değil mi diyor hakikaten diyor. Mercimek kadar yerde yaşıyormuşuz diyor. Bak diyor duydun mu diyor Nuran diyor. Ne kadar ilginç şey söylüyor diyor. Halbuki hakikaten anlamış olsa nefesi kesilir onun, yerlere yapışır o. Yani tekbir getirir yani yerlere atar kendisini. Farkına varamıyor. Gaflet perdesinin kafası örtüldüğü için göremiyor. Onun kalkması ve berraklaşması için Allah'a dua etmesi lazım. İnşallah. İnşallah. İnşallah.
Evet, zaman zaman programlarımızda anlatıyoruz. Oktar Bey sağ olsun anlatıyor, sizler anlatıyorsunuz. İman hakikatleri mesela, hiç evet varlığını biliyoruz, bir şekilde işleyişi devam ediyor. Ama düşünmemişiz veya araştırmamışız. Zamanla veya teknolojimiz yetmemiş, zamanla nasıl muhteşem bir sistem olduğu ortaya çıkıyor ve ancak günümüz teknolojisiyle çözebildiğimiz sistemler bunlar. Maşallah. Maşallah, evet. Maşallah. Bu konuyu kardeşimin sorması güzel oldu. Zaman zaman anlatıyorum ama yine zaman zaman anlatacağım. İnşallah. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er bir yazı yazmış. Değerli bir ağabeyimizdir. Çok efendi bir insan. Ehli sünnet konusunda çok titizdir. Mısırlı bir şoförle konuşmuş. Neden İslam dünyasının başına geçmiyorsunuz diyordu. Her yerde bize bunu soruyorlar. Arkadaşlarımıza soruyorlar. Türkiye İslam dünyası başına geçmeye layık görmek konusunu anlatmış. Bu önemli bir şey. Bütün İslam aleminde bu var. Bill Clinton dediği malum diyor. Türkiye 21. asrın büyük aktörü olacak. Evet. Önümüzdeki 10 yılda köklü değişiklikler yaşanacağını. 10 yıl. Kim dedi bunu? Siz söylediniz, evet. Türkiye'nin değişim merkezinde yer alacağını belirtiyor. Turgut Özal rahmetli 21. asır Türk asrı olacak demişti diyor. Doğru demiş. Türkiye açılımlarla Türk asrı hedefine varabilir. Türkiye açılımlarla Türk asrı hedefine varabilir diyor. Büyük düşünenlere muhtacız diyor. Büyük düşünenler şu an zaten Türkiye'de kol geziyor yani. Maşallah. İnşallah. 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 Evet, bir gazete gelmiş yanıma. Ne gazetesi? Yeni Şafak. Evet. Yeni Şafak'ın yeni yarınki sayısı. Evet, bir, kim yapacak? Zoom sen mi yapacaksın? Bilim Araştırma Vakfı davasında iki bozma nedeni diye tam sayfa bir ilan ekranlarımıza geliyor, evet. Eğer göründüyse ben şu an, çünkü bizim ekranımızı kaldırdınız. Göründü hocam. Göründü, evet, tamam. İnşallah. Yeni bir teknik ayarlamamıştı. Ben buradan ekrandan görebiliyordum. Sağ olsun bizim bir kardeşimiz var. Son anda yeni bir ayarlama daha yapmış. Kablolar birbirine karıştı tabii. Ne diyor? Yerel mahkemenin 4422 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 1999 yılından çok önceki tarihlere ait iddiaları 4422 sayılı yasaya dahil etmek bozma gerekçesidir diyor. Ne Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin 3689 karar sayılı içtihadını verilmiş. 4422 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihinden sonra örgüt ilişkin kanıtlar verilmesini tartışma hakkında. Evet. Aynı yani bu konuyu anlatıyor. Bozmayı gerektirmiştir diyor buradaki açıklamada. Evet. Emniyet ifadelerinin sanıklarla işkence zoruyla imza atan polis memurları hakkında devam eden işkence davasının bekletici meselede yapılmaması bozma gerekçesidir diyor. Evet. Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 2006-6674 karar sayılı içtihadı şöyle. Ağır cezama derdest bulunan dava akıbeti araştırılıp bu davayı ilgilendiren delillerin dosyaya aktarılması gerektiğinde bekletici mesele yapılarak sonuca göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmemesi, yasaya aykırı katılan vekili haklarında mahkumiyet hükmü kurulan sanıkların müdafilerin temiz itirazları bu itibarda yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin bu nedenlerden dolayı kanun maddesi uyarınca istek gibi bozulmasına diyor. Bizde de hakikaten böyle bir durum var. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştik defalarca. Evet. 2000 yıl hapis cezasıyla Adil Serdar Saçan ve arkadaşlar yargılanıyorlar. İnşallah. 14 tane adli tıp raporu var. 16 oluyor şimdi. 14, 16 hatta 16 oldu şu an. 16 tane arkadaşımızı sakatladıklarına dair adli tıp raporu. İşkence sonucu. Devletin kurul veriyor yani adli tıp kurul veriliyor. Bunları mahkemenin göz önünde bulundurup bekletici mesele yapmasında mahkeme ilerlemiyor. Yani zaman aşımı sorunu tabii, olmuyor. Tabii, evet.
eğer işkence yapıldığı ispat edilirse mahkeme düşüyor. Düşüyor. Doğru. Berat ediyoruz. Dolayısıyla onun bir için, evet. Etkili. Dolayısıyla beklemeniz gerekirdi diyor mahkemeye. Beklemeden karar verdiğiniz için biz bozuyoruz diyor. Kim yapıyor bunu? Yargıtay 11. Ceza Dairesi. Daha önce böyle bir içtihat var. Aynı bizim olayımız gibi bir olayda böyle bir olay olmuş. Onu anlatıyor. Demin anlattığımda 4422 sayılı yasa yürürlüğe girdiği 1999 yılından çok önceki tarihlere ait iddialar var. Hı hı. 1998'den 97'den kalma mesela iddialar. Bu iddiaları 4422'ye sokmak bozma nedeni oluyor. Tabii, çünkü daha kanun yok kanun o zaman. Yok, ortada evet. Yok. Kanun sonradan ortaya çıkmış. Geriye işlemez kanun. Evet. Bunu da Yargıtay 6. Ceza Dairesi 3689 karar sayılı içtihadıyla açıklamış. Biz de arkadaşlarımız da bunu ilan haline getirmişler. Gazetelerde yayınlıyorlar. Yani yine bizim imkanımız var, yayınlıyoruz. Yani bazen böyle konular tabii bilinmiyor. Evet, evet. Ama bilinmesi iyi olur yani insanlarımızın evet. Yani böyle bu konularda haberdar olması evet. Çok önemli. İnşallah. Ayrıca o işkence davasına ilişkin söylediğiniz o şahıs aynı zamanda sizinle ilgili fezleke hazırlayan şahıs değil mi? Serdal Akça, komiser evet. Serdal Akça yeni bir davada yeni birkaç 3-5 tane insan buldular biliyorsunuz hı hı. Daha önce söylemiştim. Evet. Ona A, şuna B, şuna C, şuna D dedirtmişler. Fakat savcı onların ifadelerini geçerli bulmadı. Hı hı. Beraat ettik onların ifadelerine. Fakat A, B, C, D, E'yi tamamladıkları için onları açıklamamız onlardan gerekiyor. Dolayı bundan dolayı tabii. Dava açıldı. Daha önce de açmışlardı. Hepsinden hı. Beraat ettik. Yani bu tip çok 2001'den itibaren muntazam devam etti. Her yıl var aşağı yukarı. Hepsinden beraat ettik. Şimdi son açılanda da bu yargılanan Serdal Akça, komiser Serdal Akça 2000 yıl hapis cezası isteniyor haklarında hı hı. İşkenceden. Ona götürüp vermişler sen bu çocuklar hakkında bir fezleke düzenle diye. O da artık ne gerekiyorsa beni artık başlangıçta bir kere çete liderinin başlamış. Çete, çete, çete. Sonuna kadar fezleke öyle gidiyor sayfalarca. Yani ne gerekiyorsa yazmış. Savcı sonra buna şey verdi tabi takipsizlik kararı verdi. Sonra Adil Serdar Saçan bir adamı arıyor telefon görüşmesi var. Bizim takipsizlik kararımız Kadıköy'e gitti. Kadıköy Ağır Ceza o da tasdik ederse tamam olacak. Bozarsa dava açılıyor. Bozulması ihtimaline karşı Adil Serdar Saçan telefon ediyor. Yalnız bu iddia edilen Ergenekon örgütü davası dosyasında bu. Şey yani derdest bu yazı hı hı. Polis tespit ediyor konuşma oradaki diyor hakimi tanıyan var mı diyor tanıyor musunuz diyor bir işimiz var da diyor bizimle ilgili olarak yani bu evet. Davanın yani takipsizliğin bozulması için hı hı. Oradaki hakim tanıyorum diyor kimi tanıyorsun diyorlar bozma kararını veren takipsizliği bozma kararı veren hakimi tanıdığını söylüyor evet. O yani adam sağlam diyor yani biz yani onu tanıyoruz diyor. Ve evet. Bozma oluştu ondan sonra şeyi takipsizlik bozuldu. Ve dava açıldı bize. Bak Adil Serdar Saçan diyor size geliyordu şeye Kadıköy'e gelecek diyor. Dava diyor. Oradaki hakimlerden kimi tanıyorsun diyor. Kimi tanıyorsun diyor. Bizim dava takipsizliğimizi bozan hakimi tanıdığını söylüyor adam da. Evet. Adil Serdar Saçan'a. Ve bozuldu. Hı hı. Ve takipsizliğimiz bozuldu. Ki 5 defa takipsizlik almıştık. Bozuldu. Ve dava açıldı. Tamam ben yani hakimi suçlamıyorum. Yani samimi kanaatidir inşallah. Fakat böyle bir konuşma da var. Böyle bir konu da var. Yani ben hakim hakkında hiçbir şey diyemem. Ben hakimlere her zaman saygılıyım. Verdiği karara da saygılıyım. Ama bu konuşmanın da varlığını gizleyemeyiz. İsim vererek açıkça söylüyor polis tutanaklarında. Yani polisin tespit ettiği konuşma bantlarında var. Zaten yasal olarak başında husumetimiz olan bir kişinin böyle bir görevi alması, o kişiye böyle bir görev verilmesi sakıncalı değil mi?
biz yani bunun olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yani böyle bir hukuki husumeti olmayan bir kişiye bunun, bu görev verilmesi lazım. Çünkü bizi çete diye suçlarda biz çeteden hüküm giyersek o adam kurtulmuş olacak davada. Ama takipsizlik aldığımızda o mağdur durumda kalacak. Yani zaten 14 tane adli tıp raporu var. Doğru. Yani hüküm giymesi ihtimali belki de yükselecek. Oktar bize bir şeyler yazıyor bakayım. Evet, Oktar'ı da tehdit ettiği için Serdar Akça dava açıldı. Evet. Yani onun hakkında Oktar sen mi açtın dava? Evet, ben açtım. İkinci İstanbul Askeri Ceza Mahkemesi'ne yargılanıyor. Yani İstanbul'da buna benzer nice ilginç olaylar oluyor. Biz Ankara'ya sürekli bildiriyoruz ama yani biraz dünya tabii akış içerisinde devam ediyor olaylar. Çok enteresan. Şimdi mesela şu konu da önemli. O kişilere çetenin suç unsuru teşkil eden çete oluşumunun maddelerini hepsine birer tanesinin söyletildiğini söylemiştiniz. Mesela bu konu da çok enteresan bir durum. Yani o kadar organize ve düzgün ki bakın ABCD EFG gerekiyor. Herkese bir tane söyletmişler. Yani çok acemice görünüyor. Bir tane. Satır arasında bir tanesini birisi koymuş. Birine bir tanesi koymuş, birine bir tanesi koymuş. Hakikaten doğru mu? ABCD EFG oluşuyor. Yani kelime çıkıyor ortaya. Mesela aynı şahıs aynı şeyleri hepsi söyleyebilirdi. Yahut üçer beşer de söyleyebilirdi. Öyle değil. Her birine birer tane. Evet. Yani çok muntazam bir çalışma yapılmış görünümü veriyor. Evet, inşallah. Nitekim bak o çocuklardan bir tanesi çıktı dedi. Hatta iki tanesi. Bizi dediler tehditle, polis tehdit etti. Zorla dedi. Bunlardan da ben çekiniyorum dedi. Yani bizi sizin hakkınızda da dava açarız. Sizi de müşkülüme bakarız. Efendim oradan bana işaret ediyor. Şu mikrofon kaymış diye. Tamam düzgün hale getirelim. Onları da tehdit ediyorlar. Evet, yani onlar da baskı altında. Baskı altındayız. Çocuk şimdi açıklama gönderdi ama korkudan çekiniyor bunlardan. Ne yapacak bilmiyor. Parmak izi basmış. Bir de şu numaralı diye. Mesela bir öbür çocuk da öyle. Yani bayağı şeyler. Çekinmişler bunlardan. Evet. Akıl almaz laflar ettirmişler çocuklara. Ya kardeşim sen kendi menfaatin için el alemin çoluğunu çocuğuna bu kadar aşağılatacak söz nasıl söyletirsin sen bu el kadar çocuklara? Akıl almaz sözler yani sırf bizi çete göstermek için aklı hayale gelmeyecek. Yani bir genç kızın asla ağzını almayacağı sözler söyletmişler. Evet. Yani insan öyle bir söz söyleyebilecek durumda mı ya? 3 yıl işte 150 kişi bilmem ne yaptı geceli gündüzü bilmem ne. Ya onların dediğine göre bizim hiçbir iş yapmam yani ne yemek yememiz gerekiyor, ne kitap okumamız gerekiyor, ne çalışma, uykusuz mu uykusuz, gece gündüz bunlarla uğraşmamız gerekiyor bunlar dediğine göre. Ya çok anormal bir iddia. Evet. Bir tanesi de işte imdat yetişin, beni bir baraka gibi bir yere hapsettiler, şu an işte tecavüz ediyorlar, başında silahlı adamlar var, imdat kurtaran yok mu, devlet nerede diyeyim bir yazı yazmış. Evet. Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdik. Polis de hemen operasyon yapalım demişler. Savcı tabii oradaki acemiliği, münasebetsizliği görmüş yani şeydeki dilekçede. Adli tıpa göndermiş dilekçeyi. Adli tıpta erkek yazmış. Yazan erkek. Yazan erkek. Kromozom testinden. Kromozom testinden anlaşılmış. Ya, tamamen oyun. Barakada bilmem ne. Biz yani bakın münasebetsizliği bakın yani biz bunu yapacak, çirkin, yani bu mümkün mü şu? Dağ başı mı burası? Ya? Olacak iş mi şu? Yani silahlar bizim zorumuza ne oldu kardeşim? Yani niçin öyle bir şey yapalım? Ve bu olağanüstü tehlikeli bir şey bu. Akıl almayacak bir olay bir şey bu. Değil mi? Evet. Müslüman insan yapacağı şey mi şu? Değil. İftira atıyorsun bari makul bir iftira at. Salak yani. Böyle artık salak mı diyeyim, sağlam akıllı mı diyeyim, ne diyeyim yani. Eksik akıllı diyeyim. Salak derken sal, tire ak diyorum yani sağlam akıllı diyeyim. Sağlam akıllı ama yani vicdanı eksik. İnşallah. İnşallah. Yani bu aklı başına ya insan yapacağı şey mi şu? Değil inşallah.
Çok çok acayip. Yani Allah hidayet versin, Allah akıllarını açsın. İnşallah. İnşallah. Yani bak, bize oyun oynayacağız deyin, el alemin çoluğunu çocuğunu mahvetmeyi, onları da gözden çıkartıyorlar. Yani gözü dönmüş bir tavır göstertiyorlar. Bunlar da bütün insanların gözü önünde oluyor. Diyorlar ki de siz işte AKP iktidarı destekliyor mu? Her şeyde size yardımcı oluyorlar değil mi diyorlar. Bize kimsenin yardımcı olduğu an yok, hiçbir şey yok yani. Yardımcı olunsa destek meslek hiçbir şey yok yani. Şu şartlar evet. Başınıza gelir miydi tabii. Yani öyle bir şey nerenin desteği olsa? Yani? Değil mi? İnşallah. Bir de bu tabii ki o işkence, baskı gibi durumlarda orada yazan maddeleri dolayısıyla siz sonrasında neler yaşayacağınızı bilmeden kabul ettiniz. Emniyetteyken. Hı hı. Emniyette zaten yani bakın 16 kişi sakat bırakıldı arkadaşlarımız. Kız arkadaşlarımız sakat bıraktılar yani. Evet. İşkencenin şiddetinden. Adam öldüreceğim diyor artık. Direkt yani öldüreceğiz dedi. Emniyet en üst katındasın. Aşağıya yükseğe göstertiyor falan adam yani böyle. Yani bunalıma gördü intihar etti diyecek. Diyebilir yani. Açıkça söyledi Adet Serdar Saçan. Yoğun bir anason kokusu odaya hakim. Kendi de değil böyle. Evet. Ayağından yer arasında mesafe ne kadar dedi. Ölümün hayatında arasında o kadar mesafe. Ya dedim ben böyle sorun çıkaracak birisi değilim ben dedim. Ya siz ne istiyorsanız söyleyin dedim. O zaman tamam dedi o zaman. Anlat o zaman dedi. Ne anlatayım dedim. O zaman kendileri anlatmaya başladılar. Tamam dedim ben ne istiyorsanız kabul ediyoruz dedik yani. Ama şimdi bu sefer o maddeleri tek tek olmadığına dair kanıt namanız gerekiyor. Şimdi bunları yasal ispat olarak etmemiz tabii, gerekiyormuş. Tabii, yani tabii. Bunların böyle olmadığını, yani sen bir adamı al götür, tehdit et, yüzlerce söz söylettir. Şimdi aslanım hadi bakayım bunların ispat et bakayım bunların olmadığını da. Ben nasıl ispat edeyim, hangi birine uğraşayım ben onların? Klasörlerle anlatıyoruz. Bilirkişi raporları, şahitler, deliller, aylardan beri bunlarla uğraşıyoruz yani. Yıllardan beri, 10 yıldan beri bu konu uğraşıyoruz. Evet. Yani kitap yazıp yani CD hazırlıyoruz. Bunlardan büyük bölümü bu konulara ayırıyoruz vaktimizi. Artık avukat olduk neyse. İçtihat kitapları okuyoruz. Evet. Yazıları araştırıyoruz. Yani nasıl savunacağız kendimizi? Çünkü akıla hayale gelmeyecek iddialar şimdi biz bunları nasıl ifade edelim olmadığını? Benim bildiğim karşı taraf ispat eder. Tabii. Yani birine konuda biter. Çete dediğiniz zaman tabii. Onun çete olduğunu bir takım delillerle ispat edersiniz. Ona göre bir yargı süreci başlar. Yani karşı taraf ispat edecek. Biz ispat ettiklerinin olmadığını ispat etmeye çalışabiliriz. Tabii. Hukuk yani tabii. Hı-hı. Yani öyle zaten. Tabii hukuk böyledir yani. Karşı taraf ispat eder, delillendirir. O zaman sen savunmaya geçersin. Sana bir şey işkencenin zoruna söyletip şimdi bunun olmadığını ispat et. Yani bu nasıl bir şeydir bu? Mahkeme önce bizim savcımız zaten baktı dosyaya. Dosya dedi suç unsuru hiçbir şey yok dedi. Kendi savcımız, mahkeme savcısı. Hiçbir şey yok dedi. Bir önceki mahkeme başkanı da emekli olmuştu. Ondan da mütalaa aldık. O da dedi hiçbir suç unsuru yok dedi. Bakın mahkeme başkanı. Hı hı. Bizim mahkemeye bakan başkan yani. Bir evvelki ama. Evet. Emekli oldu. Emekli olan şahıs. Ondan sonra yerine başka bir hakim geldi. O verdi cezayı. Ama bir evvelki hakim bu dosyada hiçbir şey yok dedi. Evet. Boş dedi bu dosya. Çok ilginç. Aynı dosya savcı iki farklı dedi, insan evet, farklı yani, yorumluyor. Boş dedi mütalaa verdi yani. Hı. O anlamda mütalaa verdi. Savcı hiçbir şey yok dedi dosyada. Sadece polis ifadeleri var dedi. Polis ifadeleri de işkenceyle alındığı için ve yanlarında da avukat olmadığı için geçersizdir dedi. Doğrudur. Mahkemenin de zaten kararı var. Yani o yönde karar aldı mahkeme. Ayrıca bunların arkadaşlarına siz dedi beraat kararı verdiniz daha önce dedi. Tabii. Aynı davada. Aynı davadan olaydan. Beraat. Aynı delillerden beraat kararı verildi. Ama o beraat verildi, karar verilen kardeşimizden, imam olarak gösterilen kardeşimizin mühim bir özelliği. Yani ben seviniyorum tabii beraat kararı almasını. 313'ten aldı. Hı hı. Bize sonradan kanun değiştirildi. 220'den verildi bize. Evet. O 313'ten aldı. Bu da bir bozma nedeni olarak itiraz edildi buna da. Bu da Yargıtay iştahatlarına göre bu da bozma nedenidir. Yani yarısına başka maddeden ceza verilmesi. Evet.
başından tekrar. Evet, yahut yarısına beraat verilip yarısına ceza verilmesi mesela. Hı-hı. Bu da bozma nedeni. Evet. Yargıda içtihatlarına göre bu da bozma nedeni. Aydın Doğan'ın çok sevdiği bir yazar var. Taha Akyol. Taha Akyol'un da çok sevdiği bir arkadaşımızdı o. Evet. Beraat karar alan arkadaşımız. Yani öyle çevresi olan bir değerli bir kardeşimizdi. Allah selamet versin. Yani biz ben niye beraat etti demiyorum da. Yani beraat etti. Biz zaten seviniyoruz. Fakat burada bizim dikkatimizi çeken onun 313'ten yani o arkadaşım 313, diğer arkadaşım 313'ten beraat alabilmeleri. Bizde de 220'den yargılanırken son anda bunun 220 olduğunu söylenmesi, son celsede söylenmesi, evet. Bu söylendiğinde de ek savunma verilmemesi. Evet. Çünkü yeni bir kanun öğrendik yani. Öğrenciye ek savunma yapmamız lazım. Ek savunma hakkı verilmedi. Ek savunma hakkı verilince de avukatlar istifa ettiler. Yeni avukat da tutulmadı. Evet. Bunların tamamı ayrı ayrı bozma nedeni. Ayrı ayrı, evet. Hepsi ayrı ayrı bozma nedeni. Yani 60'ın üzerinde bozma nedeni var. Evet. İtiraz ettiğimiz. Tabii karar yüce mahkemenindir. Biz mahkemede saygı duyuyoruz. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyelerine hepsini tenzih ederim. Hepsine saygı duyuyorum. Hepsini ellerini öperim ben. Yani verdikleri kararlarda saygıyla bakıyorum. Yani başımızın üzerinde yerleri var hepsinin. Yargıtay'ın da vereceği karara saygılıyız. Ama bizim de tabii kanuni hakkımız olarak kendimizi savunmamız tabii makul olan bir şey. Yargıtay içtihatlarıyla da savunuyoruz, anlatıyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet, bir izleyicimizin bir sorusu dikkatimi çekti. İzniniz olursa size de yöneltmek isterim. Demişler ki efendim, hocam dün TV24 kanalındaki belgeselde Ahmet Taner Kışlalı suikastini verdiler. Yakınları ve kızı Kışlalı'nın aslında Allah'a inançlı bir insan olduğunu anlatırken programa katılan bir yazar bu suikastten iddia edilen Ergenekon'u sorumlu tuttu ve şunları söyledi. İddia edilen Ergenekon bu insanları öldürür, sonra hiçbir şey olmamış gibi onlara güzel ve görkemli bir cenaze hazırlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Rahmetli Ahmet Taner Kışlalı çok asil ve efendi bir insandı. Ailesi de çok asil ve dindar bir insan. Zaten bu yeterli. Yani iddia edilen Ergenekon örgütü çünkü Stalinist bir örgüt. Hı. Masonik ve Stalinist yapılanma içerisinde bir örgüt. Ve PKK sempatizanı, PKK'yı bizzat kuran, örgütleyen bir yapı olduğu için böyle gerçek milliyetçileri, gerçek Atatürkçüleri, gerçek dindarları, samimi insanları büyük bir tehlike olarak görüyorlar. Zaten örgüt manifestosunda bunu açıklamışlar adamlar. Söylüyorlar. Hı. Onların aleyhine oraya buraya mektup gönderin diyorlar. Yani onların ismiyle insanlara mektuplar gönderin. Hakaret ifade eden, tehdit ifade eden mektuplar gönderin. Ve haklarında dava açılmasını sağlayın diyor. İddia edilen Ergenekon örgütünün listesinin başında geliyoruz biz. Yani Bilim Araştırma Vakfı ve Adnan Oktar, Harun Yahya ana hedeftir. Kaldı ki burada tabii bahsedilen olayları mektuplar yazılarak insanlara gönderilmesi olaylarını siz yaşadınız. Hayatımızda çok görmediğimiz mektuplar, evet. Akla hayale gelmedik mektuplar ünlü yazarlara, ünlü kişilere göndermişler. Fatih Altaylı'ya göndermişler. Evet. Fatih Altaylı dava açtı. Biz de Adli Tıp'a gönderdik. Olaylara baktırdık. Mahkeme kararıyla bilirkişi bunun sahte ve düzmece olduğunu tespit etti. Evet. Oyun olduğunu tespit etti ve beraat ettik biz. Ama buna rağmen Fatih Altaylı bu konuyu kendisine iş edindi. Hı hı. Aydın Doğan'ın avukatı var, Rezan Aydınoğlu. Onu da yedeğine aldı. 10 yıldan beri geceli gündüzlü uğraşıyoruz. Evet. Acaba bu suikastin ardında da iddia edilen bu örgütün Ahmet Taner Kışlalı. Tabii ve ki bir, öyle zaten. Bir sürü isim. Hayır, bu, bir sürü isim. Bu zaten tartışılan bir konu değil. Evet. Net, çok açık. Evet, inşallah. Yani o Gaffar Okkan, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok. Başbakanlar. Hepsi yani bunlar zaten kasap gibi adamlar. Ama kahpe ve kalleştir bunlar. Yani çok alçaktırlar. Yani savunmasız insana bunların eli kalkar. Evet.
eli kolu bağlı olacak. Sırttan vuracak. Kahpedir bunlar yani. Kalleştirler. Mesela bir tane Lenin hayranı bir tip var böyle. Kendini Lenin'e benzetmeye çalışan bir bunak. İddia edilen Ergenekon örgütünün mühim elemanlarından komünist. PKK'ya böyle adeta hayran. Gitti Apo'yla görüştü. Ona takdirlerini, beğenisini gitti ifade etti. Desteğini ifade etti. Resimler çektirdi böyle. Tam klasik böyle psikopat ve bunak. Lenin'in aynı taklidini yapıyor böyle kendince. Geçen günler süne süne bir toplantıya gitmiş. Orada da Yargıtay mensupları var. Sırıtarak içeriye girmiş. Şimdi adamlar bunu kovsalar bir sorun. Kovmasalar bir sorun. Ayrı bir sorun. Bakıyorsun aynı karede resimle sırıtarak resim çektirmiş. Ne desin adamlar? Yani çık kardeşim deseler suikast yapmaya kalkabilir, ahlaksızlık yapmaya kalkabilir. Nitekim Yargıtay'da ki ilgili kişinin de yani kızının diyor uygunsuz resimleri var elimizde diyor. Yani olay sağlamda diyor yani. Evet ne istiyorsak yaptırabiliriz diyor. Yani böyle ahlaksız bir çete. İddia eden Ergenekon örgütü. Yani bazı kişiler diyor ki ya diyor falanca niye destekliyor? Kardeşim adam tek başına korkudan tir tir titriyor. Mesela köşe yazarlarından da var destekleyen bazı kişiler de var. Adamlar 10 yıldan beri, 20 yıldan beri esir düşmüşler bunların eline. Adamları gebe bırakmışlar bir anlamda. Belki onları cinayet işlettiler onların yanında. Her türlü ahlaksızlığı da yaptırmış olabilirler. Filme de alıyorlar bu adamları. Tabii. Evet. Mesela eline silah verip adam öldürtüp köşe yazarı oluyor. Onu filme alıyorlar adamı. 20 yıl, 30 yıl adamın emrinde oluyor. Ya kardeşim çık ortaya kendini feda et Allah için. Ya, bu ahlaksızlar boyunu yaptılar. Bu milletin başına bunlar kene gibi bu kahpeler yapıştı. Bana da bu oyunu yaptırdılar. Milletin beni affetsin de bütün millet seni bağrına basar ya. Millet seni koyar. Git hapiste yat aslan gibi yani. Değil mi? Evet. Hiçbir şey olmaz. Onun bir çözümü olur. Ne korkuyorsun? Bir kısmı yani çok özür dilerim bir it gibi korkuyorlar. Ya Allah'tan kork. Ne korkuyorsun yani? İki günlük dünyada en fazla ne yaparlar seni şehit ederler ya. Daha ne istiyorsun yani? Ne korkuyorsun? Evet. O da doğru. İt kopuk takımı adamlar. Oturup bunlardan oturup bu kadar korkmanın alemi ne? Ya birçoğu korkudan destekliyorlar şu an. Tir tir titriyorlar. Yani ama canları çok kıymetli. Kardeşim ne olur ya? Yani gel ne yapıyorsan yap dersin. Yani. İnşallah. Bu kadar basit yani. Ne yapar en fazla? Ne yapacak yani? İnşallah. Allah belli bir can borcum var. Onun için yani bizim milletimizin Allah korkusuna dayalı, Allah sevgisine dayalı yiğitlerinin bir an önce ortaya çıkması lazım. Yani gerçi artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ama daha cesur ve daha kararlı olsunlar. Bu ite kopuğa böyle imkan tanımasınlar. Mesela diyorlar ki ya falanca sen şey yapıyorsun ama bu Ergenekon'u destekliyor. Ya kardeşim adamı gebe bırakmışlar. Adam tehdit altında. Korkuyor. Adamın etrafında insan yok. Korkusunu destekliyor. Gerçi bu da bir suçtur yani. Ama yine bir insani yönü var bir yönüyle. Yani çoluğundan çocuğundan çekiliyor. Bir şeyler çekiliyor. Şeyi istemiyor. Evet. Gönül rızasıyla evet. Değil. Sonuçta çok iyi koruyup kollamak lazım. Ama her zaman söylüyorum ben bu yargılananlara acıyorum ben bunları. Gariban bunları ben tenzih ediyorum. Ben bu dışarıdaki it kopuk takımını asıl esas olarak görüyorum. İddia edilen Ergenekon örgütünde. Emniyet içinde organizeler, emniyette adamları çok. Yargıda asıl yapılanmalar yargı içerisinde. Yani müthiş bir yapılanma var ve de menfaate dayalı yani paraya dayalı bir yapılanması var. Yani her işi parayla çözen, parayla halleden. Zaten Türkiye'yi esir alıp, milletimizi de esir alıp, Türkiye'yi parçalayıp Doğu Komünist Türkiye, Batı Komünist Türkiye olarak ayıracaklardı. Batı Komünist Türkiye'ye olarak ayırdıkları yerde de eyaletlere ayırmayı düşünüyorlardı ayrıca. Yani 20 küsur eyalet. Paramparça yapmayı düşünüyorlardı. Tabii. Bir de utanmadan biz PKK'ya karşıyız diyorlar. Yani bu kadar ahlaksızlık olmaz. Yani ulan sen PKK'nın zaten kurucususun. Evet. Destekliyorsun, iş içe beraber sırıtarak fotoğraflar çektirmişsin. Desteklediğini açıkça söylüyorsun. Nereye karşı oluyorsun sen? Bir de basına demeç veriyorlar. Yani millete sempatik görünmek için. Türkçüyüz, Türk milliyetçisiyiz diyor.
Türklüğe, Türk milliyetçiliğine düşman olduğunu siz çok kapsamlı, detaylı yazışmalarda yazıyorsunuz. Anlatıyorsunuz ve Stalinist, komünist ve Darwinistsiniz siz. Nasıl oluyor bu? Değil mi? Bir şeyler mi var yoksa? Süremiz bitti, son bir dakika. Işte. Son bir dakika. Meltem hocam bir şey söyle de kapatalım hadi. Yok estağfurullah. Buyur hocam. Sizin bir ayetinizle kapatalım inşallah efendim. Ama bir dakika çok kısa. Bir dakika çok kısa. Evet. Siz nasıl uygun görürseniz o zaman. Yarınki hatırlatmaları kısaca yapayım isterseniz. Evet, yarın akşam Kahramanmaraş Aksu ve Çay TV ekranlarında olacak programımız efendim. 22 ve 24 saatleri arasında. Ayrıca bizi 101 frekansındaki Emek Radyo ve 106.4 frekansındaki Mavi Karadeniz Radyolarından da canlı olarak akşamları dinleyebilirsiniz efendim. Evet, ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Buyurun efendim, sizin ayetinizle kapatalım. Bir ayetin aslında onu söyleyeyim. Sebe suresinde şeytan Allah'a sığınırım. Geniş zırhlar yap diyor. Düzenli bir biçime sok. Hepiniz salih ameller yapın. Gerçekten ben yaptıklarınızı görenim. Yani tedbir alacağız. Tedbirli olacağız. Ayette bu var. Tabii ki bu kahpeler oturup göğsümüzü açacak halimiz yok yani. Bunlar kalleşlik yapabilir. Gerekli tedbir alıp devlete destek sağlayarak her türlü önlemi alabiliriz inşallah. 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 Teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.